Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Araf Suresi 6. bölüm. Bu, bu kentin halkını buradan çıkarabilmek için daha önceden burada tasarladığınız bir komplodur. Başka bir ayeti kerimede deniyor ki: Musa size büyüyü öğretmiş olan büyüğünüzdür. Burada mesele bütün boyutları ile ortadadır. Hazreti Musa'nın alemlerin Rabbine yaptığı çağrıdır ve rahatsız eden de korkutan da yine bu çağrıdır. Alemlerin Rabbine çağrı ile birlikte azgınların, zorbaların hakimiyeti ve hükümranlığı devam edemez ve yerinde kalamaz. Onların idareleri Allah'ın şeriatını yürürlükten kaldırmak suretiyle Allah'ın insanlara ilahlık yapmasına son verme, kendilerini dilediklerini insanlar için hüküm haline getiren ve hüküm olarak çıkardıkları kanunlara insanları kul yapan Allah dışında ilahlar konumunda görme ilkesine dayanır, bunlar asla bir araya gelmeyecek olan iki yoldur veya hiçbir zaman birleşmeyecek olan iki dindir veyahut bunlar birleşmeleri mümkün olmayan iki ilahtır. Firavun bu gerçeği biliyordu, Firavun'un kurmayları da bunu biliyorlardı, onlar daha önce Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un alemlerin Rabbine, çağrıda bulunmalarından dehşete kapılmışlardı, şimdi elbette ki daha fazla endişeleneceklerdi, çünkü şimdi büyücüler secdeye kapanmışlardı, biz alemlerin Rabbine inandık, Musa ve Harun'un Rabbine, demişlerdi, halbuki bu büyücüler Firavun'u ilah olarak kabul eden ve din adına onun insanlara hakim olmasına zemin hazırlayan putperest dinin, inancın, kahinlerinden seçilmişlerdi. İşte bu nedenle Firavun onlara korkunç ve barbar tehdidi şu şekilde savurmuştu. Andolsun ki, sağlı sollu birer el ve ayağınızı kesecek ve arkasından tümünüzü astıracağım kuşkusuz hakkı delillerle belgelerle engellemeye güçleri yetmeyen zorbaların azgınların elindeki en etkili silah işkencedir sindirmedir gözden düşürmektir apaçık gerçeğe karşı batılın en önemli teçhizatı bunlardır şu kadar var ki insanın benliğine iman gerçeği yerleştiğinde insan bütün yeryüzü güçlerini aşar, zorbaların zulümlerini basit görür. Böyle bir insan benliğinde inanç sistemi hayata üstün bir değer kazandırır. Zaten geçici olan hayatı önemsemez, sürekli ve değişmez ebedi hayatı tercih eder. Böyle bir benlik sahibi olan insan ne alacağını, ne vereceğini, neyin eline geçeceğini, neyin cebinden çıkacağını ne kadar zarar ne kadar kar edeceğini yol boyunca hangi zorluklarla dikenlerle ve fedakarlıklarla karşı karşıya geleceğini hesaplamaz çünkü yol boyunca önünü aydınlatan parlak ve açık ufuk işte oradadır dolayısıyla yolda hiçbir şeye dönüp bakmaz Müslüman olarak canımızı al 125 büyücüler de dediler ki biz zaten Rabbimize döneceğiz 126 Sen ancak Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara inandık diye bizden öç alıyorsun ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak al canımızı işte korku ve sarsılma nedir bilmeyen, Allah'tan başkasına karşı eğilmek, boyun eğmek nedir bilmeyen iman budur. Gönül huzuru içinde insanı sonuca götüren ve sonuca atlanmaya razı eden, Rabbine döneceğine kesin kanaat getirten ve huzur içinde ona dönmesini sağlayan iman budur işte. Büyücüler de dediler ki biz zaten Rabbimize döneceğiz. Kendisi ile zorbalar ve azgınlar arasındaki mücadelenin özelliklerini kavrayan ve bu savaşın bütün samimiyetiyle bir inanç savaşı olduğunu bilen asla yağcılık yapmaz, asla manevralara girişmez, inancını terk etmedikten sonra kendisini tanımayacak olan bir düşmandan barış ve bağışlanma umuduna kapılmaz, çünkü bu düşmanın kendisiyle savaşmasının, sürtüşmesinin temeli akideye dayanmaktadır. Sen ancak Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara inandık diye bizden öç alıyorsun. Savaşta kime ve hangi tarafa yöneleceğini kavrayan insan kendi düşmanından barış ve güven talep etmez onun. Tek arzusu imtihan anlarından Rabbinden sabır dilemesi ve İslam dini üzerine ölmesini arzu etmesidir. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak al canımızı, iman karşısında, bilinçli hareket karşısında ve gönül huzuru karşısında zorbalık, diktatörlük aciz kalır, görünüşte olarak insanları kendilerine boyun eğdiren, onlara egemen olan ve dolayısıyla kalplere de hakim olduğunu sanan zorbalar, kesin karar sahibi kalpler karşısında aciz düşerler, insanların bedenlerine hakim oldukları gibi, onların gönül gönülleri üzerinde de hakim olduklarını sanan diktatörler, iman sahibi kalplere mağlup olurlar, fakat bir de bakarlar ki onlar kendilerine baş kaldırmışlardır. Çünkü kalplerin tasarrufu Allah'ın elindedir, Allah'tan başkası onlara hakim olamaz, kalpler Allah'ın elindedir, Allah'tan başkası onlara hakim olamaz, kalpler Allah'ın himayesini arzuladıktan sonra zorbalar ne yapabilirler, kalpler Allah'a bağlandıktan sonra diktatörler, tatorler nasıl engel olabilirler kalpler otoritenin sahip olduklarına rağbet etmeyince ondan yüz çevirince otorite onlara ne yapabilir ki bu insanlık tarihinde gerçekten önemli olan kesin tavırlardan biridir firavun ve kurmayları ile daha önceden büyücü olan müminler arasında gerçekleşen bu olay gerçekten tarihte ciddi bir olaydır İnancın hayata galip gelmesi, azimli iradenin bütün acılara üstün gelmesi ve insanın şeytana galebe çalması açısından insanlık tarihinde gerçekten önemli bir olaydır. Ayrıca bu gerçek özgürlüğün doğuşunun ilanı olması nedeniyle de insanlık tarihinde önemli bir olaydır. Zaten özgürlük akideyle zorbaların, zulümlerine, diktatörlerin diktasına karşı üstün gelmekten başka nedir ki? Bedenleri ve boyunları egemenliği altına alan fakat kalpleri ve ruhları kendisine boyun eğdirmekten aciz kalan kaba kuvveti basite indirgemekten başka nedir ki özgürlük? Ne zaman ki kaba kuvvet kalp kendisine boyun eğmekten aciz düşerse, işte bu kalplerde gerçek özgürlük o zaman doğmaya başlar. Bu olay insanlık tarihinde materyalizmin iflas ettiğini ortaya koyan kesin bir realitedir. Az önce başardıkları takdirde firavundan ücret isteyen, idari mekanizmaya yakın olmaya arzu eden bu bir avuçluk insan topluluğu kendisini firavunun üstünde gören, tehditleri ve cezalandırmaları küçümseyen, cezalandırmayı ve asılmayı mükafatını Allah'tan dileyerek, direnerek karşılayan topluluğa dönüşmüştür. Madde dünyasında onların etrafını kuşatan eşyada ve hayatlarında hiçbir şey değişmemiştir. Meydana gelen olay kendi başına hareket eden gezegeni koca bir sistem içine sokan, başıboş bir atom tanesini sabit bir eksen etrafında toplayan, fani olan bireyi ezeli ve ebedi olan güce, kuvvete, bağlayan gizli bir dokunuştur, ibreyi değiştiren bir dokunuş meydana geldi, böylece insanın kalbi kudretin temaslarından etkilendi, vicdanı hidayetin seslerini işitir hale geldi, basireti aydınlığın parıltılarını algılayacak düzeye geldi geldi, maddi realitede herhangi bir değişimi beklemeyen bizzat kendisi maddi realiteyi değiş, tren realiteler dünyasında insanı hayal bile edemediği ufuklara ulaştıran dokunuş meydana geldi. Tehdit gelip geçer, cezalandırmaya ilişkin savrulan sözler yok olup gider, iman yine yoluna devam eder, sağa sola bakmaz, tereddüte kapılmaz, geri dönmez. İşte bu sırada Kur'an-ı Kerim'in anlatım üslubu sahneyi kapatıyor ve bundan fazla bilgi vermiyor. Zaten burada sahnenin parlaklığı zirveye ulaşıyor ve amacına varmış oluyor. İşte bu esnada Kur'an'ın sunuş metodundaki sanat güzelliği kıssanın sunuluşundaki manevi hedefle bütünleşiyor. Bu, Kur'an'ın inanmış vicdanlara sanatın güzelliği diliyle tam bir ahenk içinde hitap etmesidir. Böyle bir ahenge Kur'an'dan başka bir ifade tarzında rastlamak mümkün değildir. Firavunlar ve inananlar. Fakat biz bu Fizilil kitabında bu etkili ve üstün manzara karşısında kısa bir süre daha durmak istiyoruz. Bir başta Firavun ve kurmaylarının büyücülerin alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman etmelerinin kendi devlet düzenleri ve saltanatlarına karşı büyük bir tehlikeyi oluşturduğunu kavramaları üzerinde durmayız. Fakat biz bu konuyu daha önce ele almıştık. Şimdi bu gerçeğe bir kere daha parmak basıyor ve onu vurguluyoruz. Bir tek kalpte, bir tek ülkede ve bir tek devlet düzeninde Allah'ın alemlerin Rabbi oluşu ile insanların pratik hayatlarındaki otoritenin kullardan birinin elinde olması insanlara kendisinin çıkardığı kanunlar ve yasalarla hükmetmesi asla birleşemez. çünkü bu ayrı bir dindir o ayrı bir din. 2- İki, ikinci olarak büyücülerin kalplerinde imanın nuru parladıktan ve düşüncelerinde tam bir netlik meydana getirdikten sonra, kendileri ile firavun ve kurmayları arasındaki savaşın inanç savaşı olduğunu ve firavun'un kendilerinden sırf alemlerin Rabbine iman etmelerinden dolayı öç almaya kalktığını kavramış olmaları üzerinde bir nebze durmalıyız. İşte bu niteliklere sahip bir iman firavun'un tahtını ve saltanatını tehdit eder. Firavun'un otoritesinden, saltanatından başka ve aynı anlamdaki bir ifade ile firavun'un hanlığından destek alan makamlarını mevkilerini ve otoritelerini tehdit altında bırakır, puta tapıcı toplumun bütün değerlerinin hepsini tehdit etmeye baslar, Savaşın bu özellik ve karakterini böylece kavramak, yalnız Allah'ın hanlığına çağırmaya kalkmanın bunun için ortaya çıkan herkes için zorunludur. işte tek başına savaşın karakterini bu şekilde kavrayış, önceleri büyücü olan o müminlerin Allah'a davet yolunda karşılaştıkları bütün engellemeleri basit görmelerini sağlamıştır. Üç üçüncü olarak inanç sisteminin hayata karşı galip gelişi, azim ve iradenin tüm acılara üstün gelişi, insanın şeytana karşı zafer kazanması ile ilgili ilginç ve parlak manzara üzerinde durmalıyız, gerçekten çok etkili ve üstün bir sahnedir, biz bu konuda söz söylemekten, onu tasvir etmekten aciz olduğumuzu kabul ediyor ve onu Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği biçimde bırakmayı daha uygun görüyoruz. Diktatörlerin tuzakları Şimdi tekrar Kur'an-ı Kerim'in kıssasına dönüyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'in anlatım tarzı dördüncü bir sahnenin perdesini açıyor. Bu komplolar, gizli olarak bakışma, fısıldaşma ve teşvik etme sahnesidir. İman ile zulüm arasındaki savaşta mağlubiyet ve hüsrandan sonraki sahnedir. Firavun'un kavminden ileri gelen topluluğun Hazreti Musa'nın ve onunla birlikte iman edenlerin bu sınavdan başarı ile çıkmalarına tahammül edemeyenlerin sahnesi, halbuki Hazreti Musa'ya iman edenler ancak küçük bir topluluktu, bunlar da Firavun'un ve ileri gelen kurmaylarının başlarına getireceği belaların korkularına rağmen iman etmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuya başka bir yerde değinilmiştir. Birden Firavun'un kurmayları kötülük ve günah şebekesi için bir araya geliyorlar, Firavun'u, Hazreti Musa'ya ve onunla birlikte olanlara karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bu konuda gevşek davranmasının kötü sonuçlar doğuracağı, elindeki kuvvetin ve hakimiyetin kayıp olacağı konusunda endişelere kapılmasını körüklüyorlar. Alemlerin Rabbi olarak Allah'ın kabul edilmesini öngören bu yeni akidenin yaygınlık kazanmasıyla hükümdarlığının elinden alınacağını ifade ediyorlar ve bir de bakıyorsunuz ki Firavun köpürmüş Kükremiş tehditler savuruyor, etrafına korku savuruyor, elindeki büyük kuvvetle kendisine dayandığı maddi güç ile övünüyor. 127 Soydaşlarının ileri gelenleri Firavuna dediler ki Musa ile soydaşlarını toplumda kargaşalık çıkarsınlar seni ve ilahlarını boşlukta bıraksınlar diye mi bırakacaksın Firavun dedi ki hayır onların erkeklerini öldürecek kadınlarını sağ bırakacağız onları ezici baskımız altında tutacağız Firavun bu evrenin yaratıcısı ve idaresini elinde bulunduran ilah anlamıyla veya evrensel sebepler dünyasında bir güç sahibi olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıyordu. O sadece kendisine boyun eğen milletine karşı ilahlık iddia ediyordu. Kendi kanunları ve yasasıyla bu millete hakim olması, kendi emri ve iradesiyle işlerin idare edilmesi, hükümlerin ona göre verilmesi anlamıyla bir ilahlık iddia ediyordu. Zaten bu ka kanunu ve yasasıyla hükmeden, emri ve iradesiyle işleri idare eden, hukuku yasağı yönlendiren her iktidarın iddiasıdır, İşte hanlığın sözlük ve realiteye dayalı anlamı da budur, aynı şekilde insanlar Mısır'da Firavun'a ibadet etmiyorlardı, ona ibadet niteliği taşıyan bir takım hareketler sunmuyorlardı, çünkü onların bu tür hareketlerini kendisine takdim ettikleri başka ilahları vardı, Firavun'un da kendisine ibadet ettiği bir takım ilahları bulunuyordu. Nitekim Firavun'un ileri gelen soydaşları tarafından kullanılan seni ve ilahlarını boşlukta bıraksınlar diye mi cümlesinden bu gerçek açıkça anlaşılmaktadır. Bu ayrıca Firavun tarafından idare edilen Mısır tarihinden de rahatlıkla tespit edilebilecek bir realitedir. Demek ki onların Firavuna ibadet etmeleri, onların Firavun'un her istediğine boyun eğmeleri, hiçbir şeyde ona karşı gelmemeleri ve onun yasalarını çiğnememeleri anlamında bir ibadetti işte ibadetin sözlük Pratik ve literatürdeki anlamı da zaten budur. Nerede olursa olsun insanlar herhangi bir insandan yasalar alıp ona itaat ederlerse ona ibadet etmiş olurlar. Bu aynı zamanda peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun yüce Allah'ın Yahudiler ve Hristiyanlara ilişkin onlar hahamlarını ve papazlarını Allah'tan başka ilahlar edindiler. Tevbe 31 ayetine getirdiği yorumla da uyum arz etmektedir. Adi bin Hatem bu ayetin okunduğu sırada Müslüman olmak için Resulullah'ın huzuruna gelen bir Hristiyandı. Ayeti duyduğunda, ey Allah'ın peygamberi, onlar hahamlarına ve papazlarına tapmıyorlardı, demişti. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Evet ama onlara tapınıyorlardı. Onlar haram olan şeyleri helal kılıyor, helal olan şeyleri de haram kılıyorlar. Onlar da bunu kabul ediyor ve kendilerine tabi oluyorlardı. İşte bu onların hahamlara ve papazlara ibadeti demekti. buyurdu Tirmizi. Firavun'un kendi kavmine, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum, Kasas 38 sözüne gelince, bu sözü Kur'an-ı Kerim'in şu ifadesi açıklamaktadır. Firavun diyor ki, ey milletim, Mısır hükümdarlığı ve memleketinde akan bu ırmaklar benim değil mi, görmüyor musunuz yahut, ben zavallı neredeyse konuşamayan bu kimseden daha üstün değil miyim, ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardım edecekler melekler gelmeli değil miydi? Zuhruf, 51 ila 53, açıktır ki, Firavun burada kendisinin hakimiyeti altında bulunan saltanat ve kralların takınmış oldukları altın bilezikler ile Hazreti Musa'nın saltanat ve zinet eşyasından mahrum oluşu arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Onun, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum, sözü ile ifade etmek istediği onların üzerinde egemen olan ve dile dediği gibi hüküm vermesine imkan sağlayan saltanatı ve halkın onun sözlerine kesin bir şekilde boyun eğmesidir. Bu anlamdaki bir hakimiyet, bir egemenlik ise sözlük anlamından da anlaşıldığı gibi ilahlık anlamına gelir. Bu ayrıca realite olarak da ilahlıktır. Çünkü ilah insanlara hüküm belirleyen, yasa koyan ve hükümleri insanlara uygulanan kimsedir. İster kendisinin ilah olduğunu söylesin, isterse söylemesin fark etmez. İşte bu açıklamanın ışığı altında firavunun ileri gelen adamlarının sözlerinin anlamlarını daha rahat anlayabiliriz. Musa ile soydaşlarının toplumda kargaşalık çıkarsınlar, Seni ve ilahlarını boşlukta bıraksınlar diye mi serbest bırakacaksın. Onların bakış açılarına göre yeryüzünde fesat çıkarmak insanları Allah'ın hanlığını kabul etmeye çağırmaktır. Çünkü böyle bir çağrı Firavun'un devlet düzenini ve yönetim mekanizmasını doğrudan iptal etmek anlamına gelir. Çünkü bu sistem Firavun'un kendi hakimiyeti ilkesine dayanır. Başka bir ifadeyle Firavun'un kendi kavmine ilahlık etmesi esasına dayanır. Dolayısıyla onların anlayışında böyle bir hareket yeryüzünde fesat çıkar Devlet düzenini değiştirmek insanın insana kulluğu ilkesine dayanan mevcut yönetim şeklini değiştirmeye çalışmaktır. Bu yönetim şekline tamamen aykırı olan bir sistem kurmaya hanlığın insana değil, Allah'a ait olduğu ilkesine dayalı bir düzen inşa etmeye çalışmaktır. İşte bu nedenle onlar Hazreti Musa'nın ve kavminin firavunu ve ilahlarını terk etmesiyle yeryüzünde fesat çıkarma arasında bir bağ kurmuşlardı. Firavun'un ve kavminin taptığı ilahları bırakmayı bozgunculuk ol, arak görmüşlerdir. Hiç şüphesiz Firavun kendi otoritesini ve hakimiyetini bu ilahlara ibadet edilen dinden alıyor, onlardan destek alıyordu, çünkü o bu ilahların sevgili oğlu olduğunu ileri sürüyordu, aslında bu doğrudan ilahların oğlu olma anlamına gelmiyordu, çünkü insanlar Firavun'un hem annesinin hem de babasının birer insan olduğunu biliyorlardı, Firavun'un tanrıların oğlu oluşu sembolikti ve o gücünü, otoritesini ve hakimiyeti burada alıyordu. Hazreti Musa ve onunla birlikte olanlar alemlerin rabbine ibadet ettiklerinde Mısırlıların tapmış oldukları bu ilahları bıraktıklarında. Firavun'un otoritesini ve gücünü dayandırdığı temel kaynak yerle bir edilmiş olurdu, kendisine boyun eğen milletine karşı manevi desteğini yitirmiş olurdu, çünkü bu millet de Firavun'a ancak Allah'ın gerçek dininden saptığından dolayı itaat ediyor, bağlı kalıyordu, nitekim Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Firavun kavmini korkuttu, onlar da bunun üzerine kendisine itaat ettiler, gerçekten de onlar fasık bir topluluktur, işte tarihin gerçek yorumu budur. Eğer Firavun'un kavmi Allah'ın dininden ayrılmış, fasık olmuş, olmasaydı Firavun onları emri altına alamaz ve kendisine boyun eğdiremezdi. Allah'a iman eden birini Tağut asla kendisine boyun eğdiremez, onların kendisine itaat etmesini sağlayamaz. Çünkü imanlı insan bu emrin Allah'ın yasasından kaynaklanmadığını bilmektedir. İşte bu nedenle Hazreti Musa'nın, alemlerin Rabbi, ne arıda bulunması, büyücülerin bu dine iman etmeleri, Musa'nın soydaşlarından bir grubunda ona iman edip alemlerin Rabbine kul olmayı benimsemeleri Firavun'un devlet düzeni için bütün bütün bir tehdit oluşturmaktaydı. Aynı şekilde kulların kulluğuna dayalı bütün devlet düzenleri için yalnız Allah'ın hanlığına veya Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeye çağırmak çok ciddi bir tehdit niteliği kazanmaktadır. Yeter ki bu olgulara İslam'ın öngördüğü şekilde bakılsın, insanların kendisiyle İslam'a girdiği anlamları kastedilsin, bu zamanda yaygınlık kazanan ciddiyetsiz ve basit anlamları ile ele alınmasın. İşte bu nedenle bu birkaç kelime Firavunu galeyana getirmiş ve bütün devlet düzenini sarsabilecek ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu hissetmesine neden olmuştur. Buradan hareketle barbarca ve vahşice tavır koymasına, bu tavrını ilan etmesine sebep olmuştur. Firavun dedi ki: "Hayır onların erkeklerini öldürecek, kadınlarını sağ bırakacağız. Onları ezici baskımız altında tutacağız." İsrail oğulları Hazreti Musa'nın doğduğu sıralarda Firavun ve kurmaylarının bu tür vahşi ve barbar işkencelerine, zulümlerine uğramışlar ve önceden bunlara göğüs germişlerdi. Nitekim Yüce Allah Kasas suresinde buyuruyor ki, gerçekten de Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı ve halkı bölük bölük yaptı, onlardan bir bölüğü zayıf bıraktı, çocuklarını kesiyor, kadınlarını diri bırakıyordu, gerçekten de o bozgunculardandı, Kasas 39, bu her yerde ve her zaman görülen zulmün, zorbalığın kendisidir, zulmün bugünkü yöntemleri ve metodları ile yüzlerce, binlerce yıl önceki yöntemleri ve metodları arasında hiçbir fark yoktur, Kur'an-ı Kerim'in anlatım üslubu Firavun ve kurmaylarını kendi komploları ile baş başa bırakıyor, bu komploların ve tehditlerin perdesini de indiriyor, Kıssa'nın beşinci perdesini açıyor. Bu sahneden anlıyoruz ki Firavun bu tehditlerini bir bir uygulamaya koymuştur. Bu sahnede Hazreti Musa selam üzerine olsun bir peygamber olarak kavmi ile birlikte yer alıyor. Hazreti Musa bir peygamberin kalbi ve diliyle onlara hitap ediyor. Yüce Allah'ın gerçekliği, yasalar ve kaderine ilişkin doğru bilgisiyle onlara yöneliyor. Büyük bir ihtimalle deneneceklerini, belalara karşı karşı direnmelerini, dayanmalarını bu musibetlere karşı Allah'tan yardım dilemelerini öğütlüyor, ayrıca evren realitesinin gerçek yüzünü onlara öğretiyor, buna göre yeryüzü Allah'ındır, onu dilediği kullarının emrine verir, işin sonunda başarı elde edecek, kazanacak olanlar, Allah'tan korkanlar ve ondan başka hiç kimseden, korkmayanlardır, İsrailoğulları Hazreti Musa'ya kendilerinin baş ağrına gelen bu belaların, bu işkencenin kendisi gelmeden önce de kendisi geldikten sonra da gelmeye devam ettiğini bu zulmün ne bir sonunun ne de bitmesinin hiçbir işaretine rastlamadıklarını şikayet ettiklerinde Hazreti Musa Rabb'inin düşmanlarını yok edeceğini bu konuda umutlu olduğunu kendilerini halifelik emaneti konusunda denemek amacıyla yeryüzüne hakim kılacağını açıkça ilan etmiştir 128 Musa soydaşlarına dedi ki Allah'tan yardım isteyiniz ve sabrediniz yeryüzü Allah'ındır orayı dilediği kullarına miras kılar mutlu sonuç günahlardan sakınanlarındır 129 soydaşları dediler ki sen gelmezden önce de geldikten sonra da işkence çektik Musa dedi ki umulur ki Allah düşmanınızı yok eder ve sizleri onların yerine geçirir de nasıl hareket edeceğinize bakar işte bu peygamberin ilahlık gerçeğine ilişkin bakış açısıdır ve bu gerçeğin onun kalbinde parlamasıdır. Evren gerçeğinin ve evrende işleyen güçlerin gerçeğine bakış açısıdır. İlahi yasaların, sünnetullah gerçeğine ve direnen, sabreden insanların bu yasaya nasıl baktığını ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz ki, alemlerin Rabbine çağıran dava erlerinin bir tek sığınağı vardır. Bu gerçekten güvenli ve sağlam bir sığınaktır. Bir tek dostları vardır. Bu dost gerçekten dayanıklı ve kuvvetlidir. Dava erlerinin Allah'ın hikmeti ve ilmiyle belirlediği zamana, dostun zafere, desteğe izin verdiği ana kadar sabretmeleri, direnmeleri gerekir, acele etmemeleri lazımdır. Çünkü onlar gaybı göremezler ve kendileri için için neyin daha iyi olduğunu bilemezler kuşkusuz yeryüzü Allahındır firavun da soydaşları da geçici birer konuktan başka bir şey değillerdir Allah yeryüzünü yasasına ve hikmetine uygun biçimde dilediği kullarının emrine verir alemlerin Rabbine davet edenler eşyanın olayların dış yüzeylerine takılmasınlar zorbaların azgınların yeryüzüne sağlam biçimde yerleştiklerini orada sökülüp atılmayacaklarını sanmasınlar çünkü onları yeryüzünden söküp atmaya karar verecek olan yeryüzünün sahibi ve maliki olan Allah'tır. Hiç şüphesiz eninde sonunda zafer takva sahiplerinindir, zaman uzasın, kısalsın fark etmez, öyleyse alemlerin Rabbine çağıran davetçilerin kalplerine işin sonuna ilişkin hiçbir endişe gelmemelidir, kafirlerin yeryüzünde sürekli kalacaklarını, orada diledikleri gibi iş yapacaklarını asla düşünmemelidirler. İşte bu peygamberin koca evrendeki gerçeklere bakış açısıdır. Ne var ki İsrailoğulları yine o İsrailoğullarıdır. Soydaşları dediler ki sen gelmeden önce de geldikten sonra da işkence çektik. Bunlar derin anlamlara gelen sözlerdir, bu sözler arkasında yatan burukluğa ışık tutan sözlerdir, biz senden önce işkence çektik, senin gelişinle de bir şey değişmedi, bu zulüm o kadar sürüp gitti ki, sonu da görülür gibi değil. Buna rağmen onurlandırılan peygamber kendi yoluna devam ediyor, onlara Allah'ı hatırlatıyor, umutlarını ona bağlıyor, düşmanların yok olması ve kendilerinin yeryüzüne hakim olmaları konusunda onları umutlandırıyor, bununla beraber halife tayin edilme sınavına karşı onları uyarıyor. Musa dedi ki, umulur ki, Allah düşmanınızı yok eder ve sizleri onların yerine geçirir de nasıl hareket edeceğinize bakar. Hazreti Musa bir peygamberin kalbiyle bakıyor ve Allah'ın yasasının, sünnetullah, sabredenlere, direnenlere ve inkar edenlere söz verdiği biçimde akıp gittiğini görmektedir. Allah'ın bu yasaları aracılığıyla zorbaların ve onların emrinde olanların yok olduğunu, yalnız Allah'tan destek ve yardım dileyen sabredenlerin ise yeryüzünün halifeleri kılındıklarını seyretmektedir ve kendi taraftarlarını asıl doğru yola itmeye çalışmaktadır. Ki Allah'ın yasası onları dilediği tarafa çekip götürsün. Yine ta baştan Allah'ın kendilerini halife kılmasının sırf bir sınav olduğunu öğretiyor. Kendilerinin sandıkları gibi Allah'ın oğulları ve dostları olduklarından kendilerine ceza veremeyeceğinden dolayı değil halife kılınmalarının hiçbir amacı olmayan boş bir hareket olmadığını, hiçbir zamanla sınırlandırılmamış sonsuz bir iktidar olmadığını, bunun sadece sınav amacıyla gerçekleştirilen bir halife tayin etme olacağını bildiriyor, sizin nasıl hareket edeceğinize bakar, Yüce Allah, her şeyin olmadan önce de neyin olacağını bilir, yalnız Allah'ın yasası ve adaleti gereği olarak insanların hareketleri pratik hayatta görülmeden onları cezalandırmaz, bu konuda Yüce Allah ezeli bilgisinden dolayı kendisince bilinen gayba göre hüküm vermez. k a h işte burada Kur'an'ın anlatım üslubu Hazreti Musa ve kendisiyle birlikte olanları orada bırakıyor ve sahnenin perdelerini kapatıyor, öbür taraftan altıncı sahnenin perdeleri açılıyor, bu Firavun ve ailesinin yer aldığı sahnedir, bu sahnede Yüce Allah onları zulümlerinin ve zorbalıklarının karşılığında cezalandırıyor, Hazreti Musa'nın kavmine sözünü verdiği olay gerçekleşiyor, Rabbi hakkındaki düşüncesi gerçekleşiyor, Surenin havasını etkileyen ve kıssanın tümü onu doğrulamak amacıyla anlatılan uyarıcı olayı tasdik ediyor. Sahne yumuşak bir halde meseleye giriyor, fakat yavaş yavaş hızlanan hava zamanla fırtınaya dönüyor, perdenin indirilişine kısa bir zaman kala fırtına kopuyor, her şeyi yerle bir ediyor, her şeyi darmadağın ediyor, böylece, yeryüzü zorbalardan ve zorbaların yardakçılarından temizleniyor, olayların seyrinden anlıyoruz ki, İsrailoğulları sabrettiler, direndiler ve güzel sabırlarının mükafatına kavuştular, Firavun ve aile ise kötülük yaptılar, kötülüklerinin cezası olarak yok edildiler, Allah'ın hem ceza hem mükafata ilişkin sözü gerçekleşti, Yüce Allah'ın yalanlayıcıları önce sıkıntı ve bollukla denedikten sonra yok etmesine ilişkin yasası gerçekleşti. 130 Andolsun ki biz Firavun oğullarını ola ki akılları başlarına gelir diye yıllarca süren kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. 131 Onlar bir iyilikle karşılaşınca bu kendimizden kaynaklanıyor derler fakat eğer başlarına bir kötülük gelecek olursa bunu Musa ile arkadaşlarının uğursuzluğuna yorarlar oysa onların kaderlerini belirleme yetkisi sırf Allah'ın tek elindedir fakat çoğu bunu bilmiyor 132 Musa'ya bizi büyülemek üzere ne kadar mucize gösterirsen göster, sana kesinlikle inanmayacağız dediler. 133 Biz de onlara ayrı ayrı birer mucize olarak su baskını, çekirge sürüsü, zararlı böcek salgını, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de burun kıvırarak günahkar bir toplum oldular. 134 Azap başlarına çökünce, Ey Musa sana verdiği peygamberlik payesine dayanarak, bizim için Rabbine dua et, eğer bu azabı başımızdan savarsan, andolsun ki, sana inanacak ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz, dediler. 135 Fakat o azabı günün birinde dolduracakları belirli bir sürenin sonuna kadar başlarından savar savmaz hemen sözlerinden dönüverdiler. 136 sonunda onlardan öç aldık ayetlerimizi yalanladıkları onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk 137, o güne kadar horlanan, ezilen toplumu, Yahudileri, bereketlerde donattığımız toprakların doğusuna ve batısına miras çıkıldık, İsrailoğullarının sabırlarına karşılık, Rabbinin onlara verdiği güzel söz gerçekleşti, Firavunun ve soydaşlarının ortaya koydukları eserleri ve yükselttikleri yapıları yıkıp yok ettik. Demek ki, Firavun ve kurmayları kendi zorbalıklarına devam ettiler, Firavun cezaya ilişkin sözünü ve tehdidini uyguladı, İsrailoğullarının erkeklerini öldürdü, kadınlarını da sağ bıraktı, Hazreti Musa ve onunla birlikte olanlar işkenceye katlanmaya devam ettiler, Allah'ın bu musibete bir çıkış yol vereceğini ümit ediyorlardı, sınava karşı direniyorlar, sabrediyorlardı, işte o zaman, tavır ve tutum net olarak ortaya Çıktığı zaman imanın karşısında küfür, azgınlığın karşısında sabır, yeryüzünün basit kuvveti Allah'a meydan okuduğu an, evet büyük kudret işe el attı, zorbalar ile direnenler arasındaki meseleye el koydu. Andolsun ki biz firavun oğullarını, ola ki akılları başlarına gelir diye yıllarca sürecek kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Bu ilk tehlike işaretiydi. Kuraklık ve ürün kıtlığı, ayeti kerimede geçen sinin kavramı Arapçada kuraklık, kıtlık ve zorluk seneleri için kullanılır. Böyle bir olayın Mısır arazisi gibi verimli, bereketli, bol ürün veren bir yerde meydana gelmesi daha çok dikkatleri çeker, kalpleri titretir, sarsıntı meydana getirir, uyanmaya ve düşünmeye sevk eder. Ne var ki zorbalar ve zorbaların Allah'ın dininden sap tırarak kendilerine boyun eğdirdikleri emirlerine itaat ettirdikleri bir kesim insanların düşünmelerini olayları değerlendirmelerini istemezler yerin kuraklığında ürünlerin azalmasında Allah'ın eli olduğunu görmelerini istemezler Allah'ın yasalarını cezaya ve mükafatı ilişkin sözlerini hatırlamalarını istemezler imani değerler ile pratik hayatın gerçekleri arasında köklü bir bağ bulunduğunu kabul etmelerini istemezler çünkü bu bağ, gayb alemindendir. Halbuki onlar gözle görülen realitenin ötesindeki gerçeği göremeyecek kadar kaba duygulara, cahil kalplere sahiptirler. Bu realiteleri ancak hayvanlar görebilir ve duyabilirler. Ki hayvanlar ancak bu somut gerçekleri görebilir ve de duyabilir. Onlardan başkasını görüp algılayamazlar. Bu zorbalar ve onların yardakçıları gayb aleminden bir şey gördüklerinde Allah'ın özgür irade, uygun biçimde işleyen yasalarını, sünnetullah, anlayamazlar, bunları gelip geçici tesadüflerle açıklamaya çalışırlar, halbuki tesadüfün evrende işleyen yasaları hiçbir ilgisi yoktur, komünist Rusya'da ve komünist bloğun hepsinde tarım ürünleri rekoltesi düştüğünde Kuruşçev, tabiat bizimle çatışıyor, demekten başka çare bulamamıştı, halbuki o, bilimsel sosyalizmi iddia ediyor ve, gaybı, reddediyordu. Aslında bu Allah'ın güçlü elini görmemekten kaynaklanan bir körlüktür, yoksa irade sahibi, bu tabiatın kendi iradesini kullanarak insanla çatışması ne demekti. Aynı şekilde firavun ailesi de bu uyarıcı ile Allah'ın kullarına merhamet sahibi olduğunu gösteren dokunuşla uyanmamıştır. Allah'ın merhameti kafirlere ve günahkarlara bile uzanmaktadır. Putperestlik ve putperestliğin saçma inançları onların fıtratını bozmuştu. Bu evrende işlediği gibi insanların hayatlarına da hükmeden sağlıklı şaşmaz yasaları kavramı ile onlar arasında bir engel oluşturmuştu. Bu yasaları ancak Allah'a sağlıklı bir şekilde iman eden müminler görebilir ve onları gerçek anlamda kavrayabilirlerdi. Çünkü müminler bu kainatın boşuna yaratılmadığını, rastgele akıp gitmediğini, bu evrenin kesin ve şaşmaz kanunların hükmettiklerini anlamışlardır. İşte gerçek bilimsel akılcılık budur. Bu akılcılık Allah'ın gaybını inkar etmez çünkü gerçek bilimsellik ile gaybilik arasında hiçbir çelişki yoktur. Yine bu akılcılık imani değerler ile hayatın realiteleri arasında bir bağ bulunduğunu reddetmez çünkü bunların hepsinin ardında Allah'ın dilediğini yapan iradesi vardır. Allah'ın iradesi kendi kullarından iman etmelerini ister, yeryüzünde halifelik yapmalarını ister, yine bu irade kendi hukukunda evrenin yasaları ile uyum sağlayan kanunlar koyar ki, insanlarını kalplerinin hareketi ile yeryüzündeki hareketleri arasında bir ahenk meydana gelsin. Firavun ailesi kendi kafirlikleri ve Allah'ın dininden dışarı çıkmaları, Allah'ın kullarına karşı azgınlık ve zulüm yapmaları ile kuraklık ve ürünlerin azalması şeklinde cezalandırılmaları arasındaki ilişkinin farkına varamadı. Halbuki Mısır bolluk ve verimlilik kaynayan bir ülkedir. Mısır'ın tarım ürünlerinin halkını besleyecek düzeyin altında kalmasının kaynağı, Mısır halkının Allah'ın dininden dışarı çıkmış olması ve onların kendilerine gelebilmeleri amacıyla sınanmaları, denenmeleridir. Onlar Allah'ın kendi merhametinin eseri olarak kullarının gözleri önüne sermek istediği bu gerçek olayları göremediler, uyanamadılar. Yalnız bir bolluk ve iyilikle karşılaştıklarında bunu kendilerinin en normal hakları olarak görmekteydiler. Başlarına bir kötülük veya kıtlık çullanınca da bunu Hazreti Musa'nın ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yorarlardı. Onlar bir iyilikle karşılaşınca bu kendimizden kaynaklanıyor derler fakat eğer başlarına bir kötülük gelecek olursa bunu Musa ile arkadaşlarının uğursuzluğuna yorarlar. İnsanın fıtratı Allah'a imandan saptığında yüce Allah'ın bu evrende işleyen yüce elini göremez, eşyayı ve olayları yaratan ilahi kaderi fark edemez. İşte bu esnada fıtrat evrenin pratikte uygulanan değişmez yasalarını kavrayamaz ve onları algılayamaz. Dolayısıyla olayları birbirinden ayrı ve kopuk bir biçimde açıklamaya, yorumlamaya kalkar. Aralarında hiçbir bağ, hiçbir kural, hiçbir ilişki bulunmadığını iddia eder birbirinden ayrı, eğri bür yollara dalarak saçma yaklaşımlarda bulunur, hiçbir kurala bağlı kalmaz ve hiçbir düzene uygun biçimde bir bütünlüğe ulaşamaz, bu durumda o insan ürünlerin ve gelirlerin azalması halinde, bilimsel sosyalizm kuramının teorisyenlerinden olan Kraçev, Kuruşcev, in, tabiat bizimle çatışıyor, görüşüne paralel düşer, bu sözde, bilimsellik, yolunun temsilcileri gibi bu tür olayları o şekilde yorumlar durumlar Allah'ın kaderini reddeder. Bunların arasında Allah'ın gaybını ve Allah'ın kaderini reddettiği, Allah'a imanın ilkelerini kabule yanaşmadığı halde Müslüman olduklarını ileri sürenler de vardır. İşte firavun ve hanedanı olayları bu şekilde değerlendiriyorlardı. Elde ettikleri güzel şeyler kendi güzel paylarındandı ve onlar bunu hak etmişlerdi. Onların başlarına gelen kötü şeyler ise Hazreti Musa'nın ve onunla beraber olanların uğursuzluklarından onların başlarının altından çıkıyordu. Dolayı başvurdukları gayb perdesini aralamanın bir yöntemiydi. Cahiliye döneminde herhangi bir iş yapmak isteyen biri bir kuşun yuvası yanına gelir ve onu ürkütürdü. Eğer kuş sağ tarafa uçarsa buna nasih adını verir ve onu bir müjde olarak kabul eder, yapmak istediği işe girişirdi. Eğer kuş sol tarafından uçacak olursa buna da barih adını verir, onu uğursuz kabul eder ve yapmak istediği işten vazgeçerdi. İslam bu saçma düşünceyi iptal etti onun yerine bilimsel Evet gerçekten bilimsel düşünceyi koydu işleri Allah'ın evrende işleyen değişmez yasalarına havale etti ve her defasında bu yasalarda gerçekleşen ve bu yasalarda işlerlik kazandıran Allah'ın kaderine havale etti işleri bilimsel ilkelerin temeline dayandırdı meseleyi insanın niyetinin eyleminin hareketinin ve çalışmasının tamamen hesaba katıldığı ve bunlar Hepsi'nin özgür ilahi irade ve kuşatıcı, etkin ilahi takdir çerçevesinde en sağlıklı yere oturtulduğu bilimsel anlayışı getirdi. Oysa onların kaderlerini belirleme yetkisi sırf Allah'ın tek elindedir, fakat çoğu bunu bilmiyor. Onların başına gelen şeylerin hepsinin kaynağı birdir, hepsi de Allah'ın emriyle gerçekleşmektedir, İşte bu kaynağın takdiri ile imtihan için başlarına iyilik gelmektedir, başlarına gelen kötülük de sınanmaları içindir, sizi bir sınav olarak hem iyilik hem de kötülükle de deneriz, dönüşünüz bizedir, onların başlarına gelen felaketler de ceza içindir, fakat onların çoğu bunu bilmiyorlar, nitekim bazı çevreler bugün de, bilimsel akılcılık adıyla Allah'ın gaybını ve kaderini reddetmektedirler. Kendileriyle çatışan tabiatı bilimsel sosyalizm diye adlandıranların durumu da aynıdır. Bunların hepsi de cahildir ve onların hepsi de bilmiyorlar. Firavun hanedanı kendi zorbalığını sürdürüyor. Günahkar oldukları halde onur meselesi yapıyorlar. Sınanmaları, denenmeleri onların direnmelerini ve inatlarını daha da arttırıyor. Musa'ya bizi büyülemek üzere ne mucize gösterirsen göster, sana kesinlikle inanmayacağız, dediler. Bu hatırlatmakla tedavi edilmesi, delillerle, belgelerle bertaraf edilmesi mümkün olmayan bir karşı koyuştur. Bu bakmayı ve düşünmeyi istememektir. Çünkü adam delile bakmadan yalanlamakta, ısrar edeceğini ilan etmektedir. Böylece delilin, belgenin yolunu kesmektedir. Bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Zorbalar hak kendilerine galip gelince, apaçık karşılarına konunca, delil kendilerini etkisiz hale getirince bunun yanında ihtirasları, menfaatleri, mülkleri ve saltanatları, bütünü ile karşı tarafta yer alınca, hakkın, belgenin ve delilin yanında yer almayınca bu hastalığa yakalanır. İşte tam bu sırada büyük kuvvet güçlü yöntemleriyle olaya el koyar, biz de onlara ayrı ayrı birer mucize olarak su baskını, çekirge sürüsü, zararlı böcek salgını, kurbağalar ve kan gönderdik. Uyarmak ve sınamak için ayrı ayrı birer mucize olarak anlama açık, uygun adımlarla ilerleyen, biri diğerinin arkasından uygun adımlarla gelen, sonrakisi öncekisini destekleyen, doğrulayan mucizeler. Burada Kur'an'ın akışı her biri ayrı ayrı ve teker teker kendilerine gönderilen bu farklı mucizeleri hep birlikte vermektedir. Onlar başlarına bu musibetlerden biri geldikçe, baskıya uğradıkça Hazreti Musa'ya koşuyorlar, kendilerini kurtarması için Rabbine dua etmesini talep ediyorlar. Kendilerini bu musibetten kurtardığında İsrailoğullarını kendisiyle birlikte salı vereceklerine söz veriyorlar. Başlarından bu musibet yani karşı koyamadıkları ceza kaldırılınca. Azap başlarına çökünce, ey Musa, sana verdiği peygamberlik payesine dayanarak bizim için Rabbine dua et, eğer bu azabı başımızdan savarsan andolsun ki, sana inanacak ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Fakat her defasında sözlerine bağlı kalmıyorlar. Sonra tekrar tekrar azabın kaldırıldığı dönemin öncesine dönüyorlar. Allah'ın kendileri için belirlediği zaman gelinceye kadar Allah'ın takdirine bağlı olarak bu şekilde yaşıyorlar. Fakat o azabı günün birinde dolduracakları belirli bir sürenin sonuna kadar başlarından savar savmaz hemen sözlerinden dönüverdiler. Kur'an'ın akışı mucizelerin hepsini bir arada veriyor, sanki hepsi birden başlarına musallat edilmiş gibi sanki onlar sadece bir kere verdikleri sözü bozmuşlar gibi, çünkü bütün deneyimlerin hepsi aynı olmuştur, hepsinin sonucu da bir olmuştur, bu yöntem Kur'an-ı Kerim'in kıssaları sunuşunda kullandığı bir metoddur, bu metoda göre, Kur'an birbirine benzer girişleri birleştirir, aynı şekilde birbirine benzer sonuçları da bir arada verir, böyle yapar çünkü kapalı ve paslanmış bir kalp değişik deneyimleri sanki bir masalmış gibi algılar, onlardan hiçbir şekilde yararlanmaz ve onlardan hiçbir ibret almaz. Fakat bu mucizelerin hepsi nasıl meydana gelmiştir? Bu konuda Kur'an'ın ayetlerinden başka bir kaynak yok elimizde. Aynı şekilde Peygamberimizden salat ve selam üzerine olsun gelen sağlıklı hadislerde de bu konuda hiçbir açıklamaya rastlayamadık. Biz fîzılıl ilkur anda izlediğimiz metoda bağlı olarak bu tür konularda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sınırlarında duruyoruz. Zira bu tür konularda kitap ve sahih sünnet dışında, dışında bize doğru bilgi verecek bir kaynak yoktur. Bu metodu izlememizin nedeni İsrailiyata, Yahudi kültürü ve aslı olmayan görüşlere ve rivayetlere dalmamaktır. Ne yazık ki, bu Yahudi kültürü bütün klasik tefsirlerin hepsine girmiştir. Öyle ki, hiçbir tefsir bu kültürden yakasını kurtaramamıştır. İmam İbni Cerir Taberi'nin tefsiri, büyük değer taşımasına rağmen, aynı şekilde İbni Kesir'in tefsiri de üstünde yerine rağmen bu tehlikeli eğilimden kurtulamamışlardır. Bu ayetlerin tefsiri konusunda gerek İbni Abbas'tan, gerek Said B., Cübeyr'den, gerek Katadeden, gerekse İbni İshak'tan birçok rivayetler aktarılmıştır, Ebu Cafer Taberi, tarihinde ve tefsirinde bunlara yer vermiştir, İşte onlardan birisi. İbn Hiyum yed Yakup Kumi Cafer b Muayir Sait b Cübeyr kanalıyla gelen bir rivayette deniyor ki Hazreti Musa 909 Firavun'a geldiğinde ona, İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak, dedi. Firavun bu teklifini reddetti. Yüce, Allah onlara tufanı yani yağmuru gönderdi. Rabbine dua et de üzerimizden şu yağmuru kaldırsın, biz de sana iman edelim ve İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakalım, dediler. Musa Rabbine dua etti, fakat onlar inanmadılar, İsrailoğullarını da onunla birlikte salmadılar, bunun üzerine, üzerine o sene İsrailoğullarında daha önceki senelerde hiç rastlanmayan bir bereket oldu, ekin, eri meyveleri ve meraları son derece verimli oldu, bunun üzerine onlar, işte bizim arzu ettiğimiz buydu, dediler, Yüce Allah bu sefer onların üzerine çekirge sürülerini gönderdi, onları, ekinlerinin üzerine saldı, çekirgenin izlerini ekinlerde görünce bunun hiçbir ekini bırakmayacağını anladılar, Musa'ya gidip, ey Musa Rabbin ne dua et bu çekirge sürülerini ortadan kaldırsın biz de sana iman eder İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakırız dediler Musa Rabbine dua etti ve Allah çekirge sürüsü belasını başlarından savdı onlar ise ne iman ettiler ne de İsrailoğullarını onunla birlikte serbest bıraktılar ekinlerini topladılar ve evlerde stok ettiler artık ekinlerimizi garantiye aldık dediler bu sefer de Allah üzerlerine zararlı böcek salgını yolladı, bu tahılların kendilerinden üreyen güvelerdi, öyle ki, onlardan biri, on kari, tulum, buğdayı değirmene götürür ancak üç kafiz, bin kafiz yaklaşık on dokuz kırg'dır. un geri getirirdi, cerip ve kafiz tahıl ölçüleridir, bir cerip, dört kafize denktir, yine Musa'ya geldiler ve, ey Musa Rabbine dua et bu güve salgınını kaldırsın o zaman iman edecek ve İsrailoğulları oğullarını seninle birlikte serbest bırakacağız dediler Musa Rabbine dua etti Allah da bu musibeti kaldırdı fakat yine de İsrailoğullarını onunla birlikte serbest bırakmadılar bir ara o firavunun yanında otururken bir kurbağa sesi duymaya başladı firavuna sen ve kavmin bundan ne anlıyorsunuz dedi mühim bir şey değildir herhalde karşılığını verdi akşam oluncaya kadar kurbağalar o kadar çoğaldı ki oturan adamın çenesine kadar yükselmeye başladılar. Adam konuşmaya başlayınca, kurbağalar onun ağzına sıçramaya başladılar. Musa'ya dediler ki, Rabbine dua et de bu kurbağalar belasından bizi kurtarsın, biz de sana iman edelim ve İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakalım. Allah onları bu beladan kurtardı, fakat onlar iman etmediler, Allah da onlara kan gönderdi, nehirlerden, kuyulardan aldıkları suları kaplarında sakladıkları suları içmek istediklerinde onun taptaze bir kan olduğunu görürlerdi, önce firavuna koştular, şikayetlerini ilettiler, kan başımıza bir bela olarak indi, içecek su bulamıyoruz, dediler, firavun, Musa sizi büyülemiş, dedi, nasıl bizi büyülemiş olabilir, kaplarımıza doldurduğumuz suların ağzını açtığımızda onların taptaze kana dönüştüklerini görüyoruz, dediler, bu sefer Musa'ya gittiler, ey Musa, Musa Rabbine dua et de bu kan musibetini başımızdan kaldırsın. Biz de sana iman edelim ve İsrailoğullarını seninle birlikte serbest bırakalım dediler. Hazreti Musa Rabbine dua etti ve Allah bu musibeti üzerlerinden kaldırdı. Fakat onlar yine de iman etmediler ve İsrailoğullarını onunla birlikte serbest bırakmadılar. Allah bu olayların hangisinin nasıl meydana geldiğini daha iyi bilmektedir. Bu mucizelerin gerçekleşmesindeki farklılık onların tabiatını, yapısını, etkisini değiştirmez. Yüce Allah bu mucizeleri belli bir zaman diliminde, belli bir toplumu sınamak amacıyla kendi yüce takdirine bağlı olarak göndermiştir. Kendi mesajını yalanlayanları belki dönüş yaparlar diye sıkıntılarla, zorluklarla uyarmak istemiştir. Firavun'un milleti putperest olmalarına, cahiliye dinine bağlı olmalarına, Allah'ın dininden sapmaları nedeniyle Firavun'un boyunduruğu altına düşmelerine itaat ettirilmelerine rağmen gelip Hazreti Musa'ya selam üzerine olsun sığınıyor, kendisine yönelik Allah'ın vaadine dayanarak Rabbine dua etmesini ve bu belayı başlarından savmasını rica ediyorlar, fakat bundan sonra egemen olan güçler ve otoriteler döneklik yapıyor ve imana yönelmiyorlar. Çünkü bu güç ve otoritelerin dayanağı Firavun'un insanlara hanlığına dayanıyor. Allah'ın insanlara ilahlık yapmasından ürküyorlar. Çünkü Allah'ın insanlara ilahlık yapması Allah'ın hakimiyetine değil de Firavun'un hakimiyetine dayanan devlet düzeninin yıkılması demekti. Modern cahili sisteme gelince yüce Allah onların ekinlerine belalar, afetler gönderir. Fakat onlar asla Allah'a dönmek istemez. Ekin sahipleri olan çiftçiler Yüce Allah'ın bu afetlerdeki yüce elini algıladıklarında, hissettiklerinde Allah'a yönelip bu belayı başlarından savmasını dilediklerinde yalancı, bilimsellik, taraftarları onlara derler ki, bu yöneliş, gaybiliğin, saçma yaklaşımlarından biridir. Sonra onları bu yönelişlerinden dolayı yadırgar ve onlarla alay ederler, onları putperestlik kafirliğinden daha katı ve çirkin bir kafirliğinden, geri çevirmeye çalışırlar. Halbuki çiftçilerin hissettikleri bu duygular tehlike ve zor anlarında kafir ruhlarda bile ortaya çıkan doğuştan gelen fıtri bilinçtir. Sonra bu gelişmelerin Allah'ın yasalarına göre gerçekleşen, Allah'ın kendi mesajını yalan sayanları önce sıkıntılar ve bolluklarla denedikten sonra cezalandırmasını açıklayan sonuç geliyor ve olay gerçekleşiyor. Yüce Allah Firavunu ve kurmaylarını eninde sonunda varıp dayanacakları belli zamana kadar erteledikten ve onlara bir süre tanıdıktan sonra cezalandırıyor. Sabreden ezilenlere, mustazaflara verdiği sözü gerçekleşiyor. Azgınların ve zorbaların dönemi kapandıktan sonra onlar sahneye çıkıyor. Sonunda onlardan öç aldık. Ayetlerimizi yalanladıkları, onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. O güne kadar horlanan, ezilen toplumu, Yahudileri, bereketlerle donattığımız toprakların doğusuna ve batısına miras çıkıldık. İsrailoğullarının sabırlarına karşılık Rabbinin onlara verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun'un ve soydaşlarının ortaya koydukları eserleri ve yükselttikleri yapıları yakıp yok ettik. Kur'an'ın anlatım üslubu burada boğulma olayını kısa geçiyor. Diğer surelerde değişik yerlerde geçtiği gibi bu esnada meydana gelen olayların detayına inmiyor. Çünkü burada hava gergindir. Uzun süre mühlet verdikten sonra kesin bir şekilde cezalandırma atmosferine benzemektedir. Dolayısıyla detaylara inmeye gerek yoktur. Zira burada ani ve kesin bir yakalayış insanın ruhu üzerinde daha etkili ve duygularını daha fazla harekete geçirici olur. Sonunda onlardan öç aldık, kendilerini denizde boğduk. Bir tek darbe indirilmiştir. Bir de bakmışsın ki onlar yok olu vermişlerdir. Üstünlük taslamalarının, büyüklenmelerinin ve kendilerini güçlü görmelerinin tam uygun bir cezası olarak derinliklere, çukurlara gömülmüşlerdir. 910. Ayetlerimizi yalanladıkları, onları umursamadıkları için Ayeti kerime ayetleri yalanlama ve onlardan gafil olma ile bu takdir edilen son arasında bir bağ kuruyor. Olayların rastgele meydana gelmediğini gafillerin sandıkları gibi dolu dizgin gelip geçmediğini belirtiyor. Bu gergin havada kur, anın anlatım tarzı hemen bir aşama daha ileri gidiyor. Bu aşama ezilmişlerin, mustazaf, halife tayin edilmeleri aşamasıdır. Yani İsrailoğullarının halifeliği Mısır'da gerçekleşmedi, Firavun ve ailesinin memleketinde kurulmadı, onların halifeliği ancak Filistin'de gerçekleşti, Firavun'un boğulmasından, onlarca sene sonra Hazreti Musa'nın vefatından, başka bir surede belirtildiği gibi, 40 yıl çölde dolaştıktan sonra gerçekleşmişti, çünkü bu dönemde onların adaleti gerçekleştirmeye en yakın oldukları dönemdi, bu sırada daha yoldan sapmadıkları için zillet ve tartaklanma süreci de başlamamıştı, ne var ki, Kur'an'lı üslubu zamanı ve olayları katlamakta ve hemen halifelik dönemini sunmaya geçmektedir, böylece sahnenin karşılıklı olan iki aşaması arasında bir uyum sağlamaktadır, o güne kadar horlanan ezilen toplumu Yahudileri bereketlerle donattığımız toprakların doğusuna ve batısına miras çıkıldık İsrail oğullarının sabırlarına karşılık Rabbinin onlara verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun'un ve soydaşlarının ortaya koydukları eserleri ve yükselttikleri yapıları yıkıp yok ettik. Yani inşa ettikleri binaları, burada onların ektikleri bahçelerde kastedilmiş olabilir. Bu kavram genellikle üzüm ağaçlarını asmayar şeklinde dikmek için kullanılır. Biz insanlar geçici, fani ve zamanla sınırlı olduklarımız için önce ve sonra kavramlarını kullanıyoruz. Zira biz olayların zamanını belirlerken, olayın bizimle temasa geçiş vaktini ve bizim olayı algılayış zamanımızı esas alıyoruz. Onun için yeryüzünde ezilmiş olanların halife tayin edilmesi, boğulma olayından daha sonra meydana gelmiştir, diyoruz. Bu bizim insan olarak algılamamızdır, özgür varlık ve ve özgür bilgi sahibi Allah'a göre ise ne önce vardır ne de sonra bütün aşamalar aynı şekilde onun önündedir apaçıktır hiçbir zaman ve hiçbir yer ona gölge düşüremez en güzel anlatım şekli Allahındır size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir Böylece hem yok oluş ve ölüm sahnesi, hem de halife tayini ve uygarlık sahnesi kapanıyor, bir de bakıyoruz ki, zorba ve diktatör firavun ve milleti boğuluyor, bir de bakıyorsun ki, onların hayat için işlediği sanatlar, direklere ve sütunlara dayalı olarak inşa ettikleri, muhteşem mimari eserler, yetiştirmiş oldukları asmalar ve meyveler, evet bunların hepsi birden, bir göz açıp kapatıncaya veya birkaç kısa söz söz söyleyinceye kadar yerle bir ediliyor. Bu, Yüce Allah'ın Mekke'de şirkten ve müşrikler tarafından dışlanan mümin azınlık için verdiği bir misaldir. Ayrıca Firavun ve baskısından zulüm gören Müslüman topluluklara bir ufuk açmaktadır. Firavun döneminde yeryüzünde ezilen insanların karşılaştıkları baskıyı dile getiriyor. Sabrettiklerinden Allah'ın, yeryüzünün bereketlerle donatılan topraklarının doğusunu ve batısını kendilerinin hizmetine verdiğini ve böylece bu sefer sefer nasıl hareket edeceklerini sınadığını gözler önüne sermektedir. Kafirlerle Savaş Şimdi ele alacağımız ders, Musa peygamberin kıssasından, başka bir kesit sunuyor, Hazreti Musa'nın kendi kavmi olan İsrailoğulları ile beraberliğini yansıtıyor, Yüce Allah'ın onları düşmanlarından kurtarıp Firavun ve ileri gelen taraftarlarını boğduktan, onların yaptıklarını ve kurduklarını yok ettikten sonra. Musa'nın onlarla beraber geçen hayatını aydınlatıyor. Şimdi artık Hazreti Musa, Firavun'un ve onun ileri gelen kabinesinin zorbalığına karşı koymuyor. Zalimlerle savaş sona ermiştir artık. Fakat şimdi o daha şiddetli, daha acımasız ve daha uzun vadeli bir savaşla karşı karşıyadır. O şimdi insanın nefsi ile mücadele ediyor. Cahiliye'nin insanın bu nefsi üzerinde bıraktığı kalıntılarla mücadele ediyor. İsrail oğullarının karakterini bozan onu bir taraftan kaypaklık, bir taraftan katılıkla, bir taraftan korkaklıkla, bir taraftan da görevleri yüklenme konusundaki zaaf ile dolduran tüm bu duygulara karşı ürkek bir tavır göstermeye iten zilletin tortuları ile uğraşıyor. Uzun bir süre zillete mahkum olmak ve zulme boyun eğmek, baskı ve korku altında yaşamak, tehlikelerden ve işkencelerden kurtulmak için gizlenmek ve kay kaypak bir tavır takınmak, sürekli bir endişe ve her an beklenen bir felaket kaygısıyla karanlıklarda hareket etmek kadar, insanın karakterini bozan şey yoktur. İsrailoğulları uzun bir süre bu azabın içinde yaşadılar, baskı içinde ve Firavun'un putperest düzeni altında hayatlarını sürdürdüler, ona bu hayatı yaşarken, Firavun onların erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını sağ bırakıyordu, bu barbarca ve çirkince baskı dönemi sona erdiğinde onlar birden zillet, horlanmışlık ve dışlanmışlık hayatından kurtulamadılar. Bu nedenle nefisleri bozuldu, karakterleri değişti, fıtratları kaypaklaştı, düşünceleri yozlaştı, yürekleri bir taraftan korku ve zillet ile, diğer taraftan kin ve katılıkla dolup taştı. Uzun zaman baskı ve zulme uğrayan insanın nefsinde bu iki yönlü tahribat her zaman karşılaşılabilecek bir insani olgudur. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun Allah'ın nuruyla bakıyordu. Bu nedenle insan nefsinin kompleksini ve karakterini bütün gerçekleriyle görebiliyordu. Vilayetlere tayin ettiği valilerine insanlar hakkında şu tavsiyelerde bulunuyordu. Onları dövmeyiniz yoksa onları zillete düşürürsünüz. Çünkü Hazreti Ömer insanları dövmenin onları zillete düşüreceğini biliyordu. Gönlünde yerleşen İslam ise İslam hükümetinde ve Allah'ın egemenliği altında insanların zillete düşürülmesini istemiyordu. Allah'ın egemenliğinde insanlar onurlu idiler. Zaten onurlu olmaları da gerekiyordu. İdareciler onları döverek zillete düşürmemeliydi. Çünkü insanlar idarecilerin köleleri değillerdi. Onlar ancak Allah'ın kullarıydı. Allah'ın dışındaki varlıklara karşı onurlu idiler. Firavun'un diktasında İsrailoğulları baskıya uğramış ve sonunda zillete düşürülmüşlerdi hatta en rahat zamanlarda Bile İsrailoğullarının uğradığı zulümlerin en basiti dayak yemekti. Aynı şekilde Mısırlılar da zulme uğramış, onlar da zillete düşmüş ve Firavun onları sindirmişti. Mısırlılar Firavun'un dikta rejimi dönemlerinde baskı altında tutulmuş, Roma despotluğu dönemlerinde de dikta ile idare edilmişlerdi. Onları bu zilletten ancak İslam kurtarabilmiştir. İslam onlara özgürlük getirmiş, onları kullara kulluktan kurtararak insanların Rabbına kul etmiştir. Mısır'ın fatihi ve valisi olan Amr b. as'ın oğlu, Mısırlılardan bir Kıpti'nin oğlunu dövdüğünde, belki de hala Roma despotluğunun kırbaçlarının izlerini sırtında taşıyan Kıpti, oğlunun Mısır'ın fatihi ve mülk amirinin oğlundan bir tek kamçı yemesine öfkelenmiş devesinin sırtında bir aylık bir yolculuğa çıkarak, Müslüman halife Ömer b. Hattaba oğlunun haksız yere yediği bir bir tek kamçıyı şikayet etmeye gitmiştir. Halbuki aynı adam birkaç sene önce Roma devrinde senelerce bu kamçılar altında ezilmiş ve bunlara katlanmıştır. İşte bu İslami dirilişin, Mısırlı Kıptilerin vicdanlarında ve her yerdeki vicdanlarda, hatta İslami kabul etmemiş bulunan insanların vicdanlarında dahi meydana getirdiği diriliş mucizesiydi. İşte bu diriliş mucizesi insanların ruhlarını binlerce seneden beri geri akıp gelen zilletin tortularından kurtarmıştır. İslam'ın ruhlarına bahşettiği onur ile kendilerini silkelemiştir. Hiç kuşkusuz İslam'dan başkası insanlara böyle bir ruh veremezdi. Kıssanın bu halkasında, Musa peygamberin İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp denizi geçtikten sonra, İsrailoğullarının Firavun'un diktası nedeniyle ruhlarına işleyen zilletin tortularıyla uğraşırken giriştiği vicdanları ıslah çalışmalarına ışık tutulmaktadır. Biz Kur'an'ın bu kıssaları sayesinde bu vicdanların özgürlüğe, zilletin bütün kalıntılarıyla reaksiyon gösterdiğini, cahiliyenin tüm tortularıyla peygamberliğe karşı direndiğini uzun zamandan beri kendisinde yer eden cahillikleri, yıkılmışlıkları, kaypaklıkları ve sapkınlıklarıyla Hazreti Musa'ya karşı durduklarını göreceğiz. Hazreti Musa'nın bu geniş çaplı çalışmasıyla ne kadar yorulduğunu, İsrailoğullarının uzun süre içinde debelenip durdukları çirkeften kurtulmayı istemez hale geldiklerini, bu zillet ve çirkefi başka alternatif bulunmayan normal bir hayat gibi değerlendirmeye başladıklarını göreceğiz. Biz Hazreti Musa'nın karşılaştığı zorluklar aracılığıyla, her dava adamının karşılaşacağı zorlukları görebiliyoruz. Uzun bir süre bir dikta rejiminin baskısı altında, zillet hayatı yaşayan vicdanlarla karşı karşıya kalan dava adamının, özellikle eğer bu vicdanlar dava adamını kendilerini seslendirdiği inanç sistemini tanıyıp, aradan geçen uzun zaman nedeniyle şekil değiştirmişse, canlılığını ve diriliğini yitirmiş, ruh bir kalıba dönüşmüşse, dava adamını bu durumda bekleyen zorluklar daha fazladır. Bu gibi durumlarda dava adamının gayret ve çabası kat kat daha artmalıdır. Bu nedenle aynı şekilde sabrının da kat kat olması gereklidir. Dava adamı hem kaypaklıklara ve sapıklıklara karşı sabredecek, hem de karakterlerin vurdum duymazlığına, kof ideallere karşı direnecektir. Her aşamadan sonra bu vicdanlarda ansızın karşılaşılan dönekliklere ve ilk patlağı veren, cahiliyeye yönelme arzusuna karşı sabret etmesi gerekecektir. Herhalde İsrailoğullarının kıssasına bu kadar detaylı olarak yer verilmesinin ve olayın yer yer tekrar edilmesinin hikmetlerinden biri de budur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu kıssadan amaç, İslam ümmetine bu deneyimi detaylı olarak göstermektir. Bu kıssada, her nesilden gelen ve kendisini Allah'ın davasına adamış insanlara, manevi bir ilham kaynağı bulunduğunu söyleyebiliriz. Sapık karakterli insanlar. 138 İsrailoğullarını denizden karşıya geçirdik, yolda putlarına tapan bir topluma rastladılar, bunun üzerine, ey Musa, bu adamların nasıl ilahları varsa bize de öyle ilahlar yap, dediler, Musa da onlara, siz gerçekten cahil bir toplumsunuz. 139. Bunların uydukları sapık din yok olmaya mahkumdur, işledikleri ameller de geçersizdir. 140 dedi ki Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken ben sizi Allah dışında bir ilah mı arayayım 141 Hani sizi Firavun hanedanından kurtardık onlar size ağır eziyetler çektiriyor erkeklerinizi öldürüp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı bu olaylar Rabbinizin size yönelik büyük bir sınavıdır bu kıssanın yedinci sahnesidir. İsrail oğullarının denizi geçtikten sonraki durumunu canlandıran sahnedir. Biz bu sahnede, sağlıklı bir çizgi izlemeye karşı gelmiş sapık bir milletin karakteri ile yüz yüze geliyoruz. Onların bu karakteri, eskiye dayalı tarihlerinden kaynaklanıp gelmektedir. Bu sırada onların, Firavun ve onun destekçileri tarafından putperest cahiliyenin baskısı altında uğradıkları zilletin üzerinden uzun zaman geçmemişti. Peygamberleri ve liderleri Musa'nın alemlerin Rabbi olan tek Allah adına onları kurtarmasının üzerinden de çok zaman geçmiş değildi. Yüce Allah onların düşmanlarını yok etmiş, önlerinde denizi ikiye ayırmış ve onları karşı karşıya bulundukları korkunç ve barbarca azaptan kurtarmıştı. Onlar henüz yeni Mısır'ın putperestliğinden kurtulmuşlardı. Fakat şimdi onlar daha denizi geçer geçmez putperest bir topluluğa rastlıyorlar kendi putlarına yönelen ve putperest ibadetlerinde kendinden geçen bu topluluk onları etkiliyor ve alemlerin Rabbi tarafından elçi olarak görevlendirilenden kendileri için yeniden ibadet edecekleri bir yurt yapmasını istiyorlar İsrail oğullarını denizden karşıya geçirdik. Yolda putlarına tapan bir topluma rastladılar. Bunun üzerine "Ey Musa, bu adamların nasıl ilahları varsa bize de öyle ilahlar yap." dediler. Musa da onlara, "Siz gerçekten cahil bir toplumsunuz." Bu bedenlere sirayet eden mikroplar gibi ruhlara da sirayet eden bulaşıcı bir hastalıktır. Yalnız bu mikropların ruhlara sirayet etmesi için orada mikrobu almaya müsait bir zemin, hazır bir ortam ve yetenek olmalıdır. Kur'an'ı Kerim'in de detaylarına varıncaya kadar gerçekçi, doğru ve güvenilir bir şekilde çeşitli vesilelerle ortaya koyduğu gibi İsrailoğullarının karakteri kararsız, azimsiz, zayıf ruhlu bir karakterdir. Hidayete erer ermez hemen sapıklığa düşen, henüz yükselmeye başlamışken birden alçalı veren, doğru yola girer girmez hemen dönüş yapan, gerisin geriye dönen karakterdir. Bunun yanında yüreklerinde bir katılık, hakka karşı bir duyarsız duygu ve bilinç alanında kabalık yer almaktadır. Şimdi onlar hala kendi karakterlerini değiştirmemişlerdir kendi putlarına tapınan bir kavimle karşılaşır karşılaşmaz, peygamberlerinin kendilerine tevhid ile gönderildiğini ve 20 seneyi aşkın direktiflerini unutuyorlar, hatta kendilerini firavun ve tayfasından kurtaran, düşmanların hepsini yok eden mucizenin gerçekleştiği anı da hatırlamıyorlar, bazı rivayetlere göre, Hz. Musa, firavuna ve onunla birlikte olanlara mesajını iletip İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp, denizden geçirinceye kadar 23 sene geçmişti, Firavun ve etrafındakiler putperest kimselerdi, bu putperestliğin adına, onları kendilerine boyun eğdirmişlerdi, nitekim Firavun'un kavminden ileri gelenler onu Musa ve Musa ile birlikte olanlara karşı, ey Musa, bu adamların nasıl ilahları varsa, bize de öyle ilahlar yap, cümlesiyle kışkırtıyorlardı, İsrailoğulları bunların hepsini unutuyor ve peygamberlerin alemlerin Rabbi tarafından gönderilen elçilerinden bizzat kendi elleriyle bir takım ilahlar yapmasını istiyorlar. Eğer onlar kendi elleriyle bir takım ilahlar edinmiş olsalardı, bu durum alemlerin Rabbi tarafından görevlendirilen bir peygamberden kendilerine ilahlar yapmasını istemelerinden daha mantıklı olurdu. Ne var ki onlar İsrailoğullarıydı. Bu teklif karşısında Hazreti Musa, alemlerin Rabbi tarafından görevlendirilen bir peygambere yakışır biçimde alemlerin Rabbi adına öfkeleniyor, yüce olan Rabbi için kızıyor, kavminin ona başka bir ilah ortak koşmasını reddediyor. Bu tuhaf isteğe uygun düşen sözlerini yüzlerine haykırıyor. Siz gerçekten cahil bir toplumsunuz. Hazreti Musa neyi bilmediklerini söylemiyor, böylece kelimenin tam anlamıyla cahil olduklarını ifade etmek istiyor, bilgi eksikliğinden kaynaklanan cahillik ve cehalet bilginin zıddıdır, ahmaklıktan kaynaklanan cehalet ise, aklın zıddıdır, bu tür sözler, en geniş boyutlarıyla ancak cahillikten ve aptallıktan kaynaklanabilir, ayrıca Hazreti Musa, tevhidten sapıp şirke dalmanın ancak bilgisizlik ve ahmak lıktan gelebileceğine, bilgiyi ve aklı kullanmak imanı tek bir Allah'a götüreceğine, hiçbir ilmin ve hiçbir aklın insanı bu yoldan başka yollara sürüklemeyeceğine dikkat çekmek istiyor. İlim ve akıl bu evreni yasalarıyla inceler evrenin yasaları ise, yaratıcı ve düzene koyucu bir zatın varlığına, bu yaratıcı ve idare edici zatın tek olduğuna tanıklık ederler, evrenin bu yasalarında her şeyin bir düzene göre yaratıldığı ve güzelce idare edildiği apaçık bir gerçek olarak göze çarpmaktadır. Yine bu yasalarda, bu yasaların araştırma ve değerlendirme ile tespit edilen etkilerinde, birlik damgası açıkça gözlenebilmektedir, sağlıklı bir metod ile ortaya ortaya konan bu inceleme ve değerlendirmelerden bütünüyle habersiz kalmak veya bunlarda yüz çevirmek, ancak aptalların ve cahillerin işi olabilir, bu aptal ve cahil kimselerin çoğunlukla iddia ettiği gibi, bilimsellik iddiasında bulunmaları bu hükmü değiştirmez. Hazreti Musa kavminin istediği şeyin çirkin taraflarını ortaya koymaya devam ediyor, taklit etmek istedikleri putlara tapan topluluğun ne kadar kötü bir akıbete uğrayacağını açıklıyor. Bunların uydukları sapık din, yok olmaya mahkumdur, işledikleri ameller de geçersizdir. Demek ki bu topluluk şirk bataklığında çeşitli ilahlara yönelmekte ve bu şirke dayalı bir hayat sistemini benimsemektedir. Pek çok ilahlar edinmekte ve bu ilahların gerisinde mabut bekçilerini ve kahinleri kabul etmekte, bu korumadan destek alan hükümdarların idaresine boyun eğmektedir. Tek olan ilah düşüncesinden sapmanın sonucu olarak düşünce sisteminde ve hayat tarzında bir dizi bozukluklarla karşı karşıyadırlar. Bunların hepsi ise geçici ve boş şeylerdir. Sonuçta her çeşit boş şeyi bekleyen felaketler ve yok olup gitme onları da beklemektedir. Sonra Hazreti Musa'nın sözlerinde yüce Rabbine karşı girişilen bu hareketten duyduğu üzüntü ve öfke namesi yükseliyor. Hazreti Musa kavminin apaçık gözleri önünde bulunan Allah'ın nimetlerini unutmalarına hayret ediyor dedi ki, Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken, ben sizi Allah dışında bir ilah mı arayayım? İsrailoğullarının kendi zamanlarında alemlere üstün kılınışı, müşrikler arasında tevhidin mesajı için seçilmiş olmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun ötesinde hiçbir fazilet ve üstünlük tasavvur edilemez. Bu, hiçbir dengi bulunmayan bir fazilet ve üstünlüktür. Bu cenab Allah'ın o sırada müşriklerin elinde bulunan kutsal topraklara mirasçı kılmak için onları seçmiş olmasıdır. Onlar Allah'ın nimeti ve fazileti için içinde yüzdükleri halde bütün bunlara rağmen nasıl olur da peygamberlerinden kendileri için Allah'tan başka bir ilah bulma isteğinde bulunabilirler Kur'an-ı Kerim bir anlatım tarzı olarak Allah'ın dostlarının sözlerini aktarırken hemen bunlara bitişik olarak Allah'ın sözlerini de aktarır bu metoda bağlı olarak burada Musa peygamberin sözlerine bitişik halde Allah'ın kitabına yer verilmekte ve bu kitaptaki sözler Musa'nın kavmine yöneltilmektedir. Hani sizi Firavun hanedanından kurtardık, onlar size ağır eziyetler çektiriyor, erkeklerinizi öldürüp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı, bu olaylar Rabbinizin söze yönelik bir sınavıdır, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın sözleriyle, dostlarının sözlerinin bitişik halde verilmesi, hiç kuşkusuz Allah dostları için bir şeref ve ikramdır, burada Yüce Allah'ın İsrailoğullarına bahşettiği nimet, onların zihinlerinde ve damarlarında da henüz hatırası taze olarak yaşayan bir ihsandır. Aslında tek başına bu nimet bile onların ibret alıp şükretmeleri için yeterliydi. İşte bu nedenle yüce Allah onların kalplerini bu sınavdaki ibret noktasına yöneltiyor. Azap ile sınanmaya, kurtuluş ile sınanmaya, sıkıntı ile imtihana, bollukla imtihana dikkat çekiyor. 913 Öyleyse bunların hiçbirisi plansız, programsız, rastgele bir şey değildi, hepsi de öğüt almak, ibret almak içindi, sınama ve eğitme amacına yönelikti, eğer bu sınamalar, onların gönüllerini düzeltmeyecek olursa, şiddetli cezaya çarptırılmadan önce mazeretlerini geçersiz kılma amacını güdüyordu, büyük buluşmaya hazırlık 142 Musa ile 30 geceliğine sözleştik, buna 10 gece daha ekledik, böylece Rabbi Belirlediği buluşma süresi 40 geceye ulaştı. Musa kardeşi Haruna dedi ki: "Soydaşlarım arasında benim yerimi tut, kötülükleri düzelt, bozguncuların yoluna girme." Hazreti Musa ile kavmi arasında geçen bu sahne sona eriyor ve peşinden 8. sahne geliyor. Bu sahne, Hazreti Musa'nın yüce olan Rabbi ile buluşmaya hazırlandığı sahnedir. Bu dünya hayatında yüce ilahının huzurundaki büyük buluşmasına hazırlık yaptığı sahnedir. Bu muazzam buluşma öncesinde kardeşi Haruna vasiyetlerde bulunduğu sahnedir. Hazreti Musa'nın gönderilişindeki görevinin birinci aşaması böylece sona ermiş oluyor, İsrailoğullarını zillet, horlama, cezalandırılma, firavun ve yandaşlarından gördükleri işkence hayatından kurtuluş aşaması son buluyor, onları zillet ve zulmün yurdundan çıkarıp alabildiğince özgür çöllere, oradan kutsal yurda doğru yola koyma merhalesi bitiyor, fakat bu sırada İsrailoğulları, bu yüce göreve, Allah'ın dini için yeryüzünde hilafet görevini üstlenebilecek bir hazırlığa henüz sahip değillerdi. Daha önce İsrailoğullarının, sırf putlara tapan bir topluluk görmekle, nasıl şirke ve putperest diye içlerinde bir eğilim duyduklarını, Hazreti Musa'nın getirdiği tevhid akidesinden nasıl kuşkuya düştüklerini ve bu tevhidi çizgi üzerinde ancak çok kısa bir süre yürüyebildiklerini görmüştük, bu topluluğun eğitilmesi ve yöneldikleri büyük görev ve hazırlanmaları için detaylarına varıncaya kadar her şeyi ortaya koyan bir peygamberlik müessesesine ihtiyaç vardı. İşte bu detaylı risalet misyonu için Yüce Allah, kendi kullarından biri olan Musa ile buluşmayı vaat ediyor. Bu buluşma sırasında direktiflerini ona ulaştıracağını bildiriyordu. Bu sözleşme, Hazreti Musa'nın kendisi için bir hazırlıktı. Hazreti Musa, bugünlerde o büyük görevi üstlenmek için hazırlanıyordu ve bu görevi üstlenmek için kendisini konsantre edecekti. Bu hazırlık dönemi 30 gündü, sonra buna 10 gün daha ilave edildi, böylece hazırlık devresi 40 güne çıktı, bu 40 gün boyunca Hazreti Musa, kendisine söz verilen buluşmaya hazırlanıyordu, bu süre zarfında göklerin direktiflerinde kendisinden geçmesi için, dünyanın meşgalelerinden uzaklaşıyordu, yüce yaratıcının rahmetiyle donanmak, ruhunu temizlemek, aydınlatmak ve şeffaflaştırmak, kendisini bekleyen görevi üstlenmek ve kendisine söz verilen risalet misyonunu kaldırabilmek amacı ile azmini bilmek için insanlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Hazreti Musa, kavminden ayrılıp bir kenara çekilmeden, itilafa girmeden önce, kardeşi Harun'a şu şekilde vasiyet ediyordu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, soydaşlarım arasında benim yerimi tut, kötülükleri düzelt, bozguncuların yoluna girme. Hazreti Musa, Harun'un kendisi gibi Yüce Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu bildiği halde, bu şekilde ona nasihat ediyor. Çünkü Müslüman, Müslümana nasihat eder ve nasihat Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı ve görevidir. Hazreti Musa kendi kavmi olan İsrailoğullarının karakterini bildiğinden dolayı, bu sorumluluğun ağırlığını takdir ediyor. Hazreti Harun da, bu nasihati güzel karşılıyor ve nefsine ağır gelmiyordu çünkü nasihat ancak kötü ruhlu insanlara ağır gelebilir zira nasihat onların yapmak istedikleri bir takım şeyleri sınırlandırır bir de kendisini büyük göstermeye çalışan basit ruhlu insanların nefsine nasihat ağır gelir çünkü bunlar nasihat ile kendilerinin değer kaybına uğradıklarını zannederler asıl küçük odur ki kendisine destek olmak amacıyla uzatılan eli büyük olduğunu ispatlamak amacıyla geri çevirir bu 30 gün ve buna 10 günün daha ilave edilmesi kısasına gelince, bu konuda İbni Kesir tefsirinde diyor ki, Yüce Allah, Musa'ya 30 gün vaat ettiğini belirtiyor. Tefsir bilginleri derler ki, Hazreti Musa bu süre boyunca gündüzleri oruç tutmuş ve o günleri bitirmişti. Belirlenen süre tamamlanınca bir ağacın yaprağıyla dişlerini temizlemişti. Yüce Allah da bunun üzerine, 10 gün daha ilave edip, 40'a tamamlanmasını emretmişti, karşılıklı konuşma sonra 9. sahne geliyor, bu Yüce Allah'ın Peygamberi Musa'ya ayırdığı eşsiz bir sahnedir, Yüce Allah ile kullarından biri arasında gerçekleşen doğrudan hitap sahnesidir bu, geçici, sınırlı, atomun ezeli ve ebedi varlık ile vasıtasız olarak ilişki kurduğu, daha yeryüzünde iken beşer varlığının ebedi yaratıcı ile karşılaşma ve ondan direktif alma gücünü kendilerine, kendisinde gördüğü sahnedir. Biz bu olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Biz yüce Allah'ın kulu Musa ile nasıl konuştuğunu bilmiyoruz. Yine Hazreti Musa'nın hangi duygularla, hangi organlarla ve hangi vasıtalarla Allah'ın sözlerini algıladığını bilemiyoruz. Biz beşer olarak bu realiteyi gerçek anlamıyla düşünebilme imkanına sahip değiliz. Çünkü biz düşüncelerimizde bize verilen sınırlı kavrayış gücüyle yetin ve sınırlı olan realiteye dayalı deneyimlerle kanaat etmek zorundayız. Bununla beraber biz Allah'ın benliğimize yerleştirdiği latif sırlarla bu parlak ve yüce ufukları gözleyebilir ve bu konuda huzura kavuşabiliriz. İşte bu gözlem ve huzurun sınırında durur. Bu temiz havayı bunlar nasıl aldı sorusuyla bozmak istemeyiz. Biz sınırlı ve yakın kavrayış yeteneğimizle onu tasavvur etmeye çalışmak isteriz. 914 143 Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabb'i onunla konuşunca ey Rabb'im kendini göster de seni gözlerimle göreyim dedi Allah ona sen beni göremezsin ama şu dağa bak eğer o yerinde kalırsa beni görebileceksin dedi Rabbi daha tecelli edince onu yerle bir etti, Musa da bayılarak yere düştü, ayılınca, sen her türlü noksanlıktan uzaksın, tevbe edip sana yönelelim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. 144 Allah dedi ki, ey Musa, mesajlarımla ve aracısız konuşmamla sana diğer insanlar üzerinde seçkin bir konum bağışladım, sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. 145 bu levhalarda Musa'ya her konuya ilişkin öğüt, her konuda ayrıntılı açıklama yazdık. Bunlara sımsıkı sarıl ve soydaşlarına da onlara en güzel biçimde uymalarını emret. Yoldan çıkmışların yurtlarının ne hale geldiğini yakında size göstereceğim. 146 Dünyadaki haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak düşüreceğim. Onlar görecekleri hiçbir ayete inanmazlar. Eğer doğru yolu görseler de o yola girmezler. Fakat sapık yolu görünce hemen ona koyulurlar. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, umursamamalarıdır. 147 ayetlerimizi ve ahiret karşılaşmasını, hesaplaşmasını yalanlayanların tüm amelleri boşa gitmiştir. Görecekleri ceza işlediklerinin karşılığından başka bir şey mi olacak ki? Biz bu eşsiz olayı hayalimizde, ruhlarımızda ve bünyemizde bütünüyle canlandırmaya muhtacız. Olayı bütünüyle canlandırabilmeliyiz ki onu düşünmeye çalışabilelim ve Hazreti Musa'nın bu sıradaki duygularına bir ölçüde biz de vakıf olabilelim. Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabb'i onunla konuşunca, "Ey Rabbim, kendini göster de seni gözlerimle göreyim." dedi. Bu, Hazreti Musa'nın Yüce Allah'ın sözlerini algıladığı, ruhen arzu ettiği manzaraya duyduğu aşk ve heyecanın doruk noktaya çıktığı sırada düştüğü gafletin bir ifadesidir. O, bu atmosferde kendisinin kim olduğunu unuttuğu gibi, ne olduğunu da unutmuş bulunmaktadır. Bu, yeryüzünde insanın elde edemeyeceği, güç yetiremeyeceği bir şeyi istemektedir. O, arzunun zorluklarına, umudun etkilerine, sevginin heyecanına, görmenin isteğine katlanmadan, büyük görüşmeyi arzu etmektedir. Nitekim şu kesin apaçık söz, onu anında uyarır. Allah ona sen beni göremezsin. Sonra onun yüce ve ulu olan ilahı, ona merhamet ediyor, kendisini neden göremeyeceğini bildiriyor, çünkü onun, buna gücü yetmez. Ama şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa beni görebileceksin dedi. Elbette ki dağ daha, daha dayanıklı ve sağlamdır. Dayanıklılığı ve sağlamlığıyla da elbette ki insanın bünyesinden daha az bir etkilenme ve karşılık verme yeteneğine sahiptir. Öyleyse bu ne demekti? Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti. Peki bu tecelli nasıl olmuştu? Biz onu anlatamayız ve onu kavrayamayız da, biz bu tecelliyi, bizi Allah'a ulaştıran, ruhlarımızı şeffaflaştırıp aydınlatan ve onu bütünüyle ana kaynağa yönelten, bize verilen ince duyguyla ancak izleyebiliriz. Soyut sözcüklere geline, bu konuda onlar bir şeyi aktarma gücüne sahip değildir. İşte bu nedenle biz de bu tecelliyi sözlerle tasvir etmeye, anlatmaya çalışmıyoruz ve ben ben yani şahsen bu konuda, tefsir niteliğini taşıyan bütün rivayetlerin bir tarafa itilmesi gerektiği kanısındayım, çünkü bu konuda Hazreti Peygamber'den herhangi bir rivayet yoktur, Kur'an-ı Kerim de bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değildir. Rabbi daha tecelli edince onu yerle bir etti. Dağın katılıkları eridi yerle bir oldu. Düzlük haline geldi. İşte o anda Musa durumun dehşetini kavradı ve bu dehşet onun zayıf olan beşeri yapısına sirayet etti. Musa da bayılarak yere düştü. Bayılıverdi birden, şuurunu kaybetti. Ayılınca, kendisine gelince, gücünün sınırlılığını kavrayınca bu sorusu ile haddini aştığını anladı. Sen her türlü noksanlıktan uzaksın. Ya Rabbi, sen gözle görülebilecek, duygularla kavranabilecek bir varlık olmaktan münezzehsin, yücesin, dedi. Tevbe edip sana yöneldim. Görmeye ilişkin sorum ile haddimi aştığımdan dolayı sana sığındım, dedi. Ben müminlerin ilkiyim, dedi peygamberler sürekli olarak ilahlarının ululuğuna, yüceliğine ve kendilerine gönderdiği vahiye ilk iman eden kimselerdir. Onların ilahlarını bunu açıklamalarında onlara emreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde peygamberlerin bu açıklamalarını vermektedir. Hazreti Musa müjdeyi, peygamber seçilmesi müjdesini aldığında Allah'ın rahmetini bir kere daha idrak ediyor. Bu müjde ile beraber o kurtuluştan sonra kavmine peygamber olmakla görevlendiriliyor. Aslında Musa'nın Firavun ve tayfasına bir peygamber olarak görevlendirilmesinin amacı da bu kurtuluştan başka bir şey değildi. Allah dedi ki ey Musa mesajlarımla ve aracısız konuşmamla sana diğer insanlar üzerinde seçkin bir konum bağışladım sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol Yüce Allah'ın Hazreti Musa'ya söylediği seni diğer insanlar üzerinde seçkin bir konum bağışladım sözünden anlıyoruz ki Allah'ın Musa'yı üstün kıldığı insanlar onun zamanındaki insanlardı. İşte bu işaretin hükmü ile bu üstün kılmanın insanların bir nesline üstün kılma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hazreti Musa'dan önce de peygamberler vardı. Sonra da yüce Allah ile konuşan başka bir peygamber yoktur. Yüce Allah'ın Musa'ya kendisine verdiğini al nimetlerine ve peygamber olarak seçilmesine karşılık olarak şükretmesini emretmesi ise, Allah'ın nimetlerinin nasıl karşılanacağını belirten direktifler ve yönlendirmeler niteliğindedir. Peygamberler salat ve selam üzerlerine olsun insanların önderleridir. İnsanlar onları örnek alırlar, Allah'ın kendilerine verdiklerini, insanlar, nimetin arttırılması, kalbin düzelmesi, şımarmadan uzaklaşılması ve Allah'ın ile bir bağın kurulması amacı ile kabul etmeli ve şükretmelidirler. Daha sonra ayeti kerimeler bu risaletin içeriğini ve Musa'ya nasıl verildiğini açıklıyor. Bu levhalarda Musa'ya her konuya ilişkin öğüt, her konu ayrıntılı açıklama yazdık. Hazreti Musa'ya verilen bu levhalar konusunda değişik rivayetler ve müfessirler tarafından ileri sürülen farklı görüşler vardır. Bazıları bu levhaları detaylı biçimde anlatmaktadır. Biz bu tür açıklamaların Yahudi kaynaklarından tefsirlere aktarılan İsrailiyat kaynaklı olduğunu sanıyoruz. Biz bu konuların hiçbirinde peygamberimizden salat ve selam üzerine olsun gelen bir gerçekle karşılaşmıyoruz. Onun için bu konuda Kur'an'ın metninde verilen bilgiyle yetiniyor ve sınırları aşmıyoruz. Rivayetlerde söz konusu edilen bu vasıflar levhaların değerini ne azaltıyor ne de arttırıyor. Bunlar nasıl bir şeydi ve nasıl yazıldı soruları ise bizi ilgilendirmez. Çünkü bu konuda sağlıklı bir bilgi bize verilmemiştir. Aslında önemli olan bu levhalarda risa risalet ve risaletin amacı konuları ile ilgili her şeyin var olmasıdır. Uzun bir müddet Allah'ın dininden uzaklaşmış ve zillet tarafından karakteri değiştirilmiş bu ümmetin düzeltilmesi için gereken her çeşit açıklama, yasa ve direktif bu levhalarda bulunuyordu. Bunlara sımsıkı sarıl ve soydaşlarına da onlara en güzel biçimde uymalarını emret. Hazreti Musa'nın bu levhaları sıkıca, kuvvetlice tutmasını ve kendi kavmine, bu levhalardaki zor yükümlülüklere kendileri için en iyi ve durumlarını düzeltecek tek çare olmaları nedeniyle yapışmaları gerektiğini bildiren Yüce ilahi Emir Risalet ve hilafetle ilgili yükümlülüklerin sıkıca, ciddiyetle yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yüce ilahi Emirlerin bu konudaki üslubu, zorunlu olarak zillet ve uzun bir süreyi kapsayan kopukluğun bozduğu İsrailoğullarının karakterine karşı nasıl tavır alınacağını gösterdiği gibi her milletin kendisine gönderilen inanç sistemini nasıl karşılaması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Akide konusu Yüce Allah'ın katında çok önemli bir meseledir. Bu evrenin ölçülerine göre de gayet önemlidir. Allah'ın ona hükmeden kaderidir. Akide konusu, insan, tarihinde ve onun bu yeryüzünde ve ahiret yurdundaki hayatında son derece önemlidir. Yüce Allah'ın birliği ve insanların yalnız Allah'ın hanlığına kulluk yapması konusunda akidenin belirlediği metot, insanın yaşam tarzını bütünüyle değiştiren bir metoddur. Bu metot, insanın hayatını cahiliyedeki yaşam tarzından apayrı bir şekilde düzenler, zira cahiliye sistemi, Yüce Allah'ın hanlığından başka ilahlıkları esas almaktadır. Burada akideden kaynaklanan Allah'ın metodundan başka bir metot, hayatın tamamına hükmetmektedir hem Allah katında, hem evrenin değerlerinde, hem de hayatın yapısında ve insan, tarihinde bu kadar önemli olan bir meseleye elbette sımsıkı sarılmak gerekecek, insanın içinde onun bir ciddiyeti, açıklığı ve kesinliği bulunacaktır. Böyle bir meselenin, gayet yumuşak, kaypak ve müsamaha ile ele alınması doğru olmaz, sonra bu konu ortaya koyduğu ağır yükümlülükler bir tarafa, bizzat kendisi önemli bir meseledir, karakter itibarıyla yumuşaklığı, kaypaklığı ve müsamahayı kaldıramaz, meseleyi bu tür ciddi olmayan duygularla algılamaya çalışanlara izin vermez. Doğal olarak biz bu yaklaşımla meselenin zor kullanarak, baskı yaparak, komplekse kapılarak ve içine kapanarak çözülmesi gerektiğini söylemek istemiyoruz. Böyle bir uygulama Allah'ın dininin karakteri ile bağdaşmaz. Biz burada konunun ciddiyetini, önemini, kesinliğini ve açıklığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunlar ise ayrı vasıflar, başka duygulardır. Bunun zor kullanmakla, baskıyla, komplekse kapılmakla ve içine kapanmakla hiçbir ilgisi yoktur. Özellikle İsrailoğullarının karakteri, Mısır'daki uzun süreli kölelik ve zillet hayatı ile bozulduktan sonra, bu tür direktiflere daha çok muhtaçtı, onun içindir ki, İsrailoğullarının doğru yoldan sapmış, koflaşmış, yılgınlığa kapılmış ve kaypaklaşmış karakterini dürüstlük, ciddiyet, açıklık ve özgürlük üzerine eğitmek amacını güden bütün emirler kesin bir ifade ile pekiştirilmiş bir tonla gönderilmiştir. İsrail oğulları gibi uzun süreli olarak zillet ve kölelik hayatını yaşayan, dikta rejimlerine boyun eğen, zalim idarelere kölelik yapan ve bunun sonucunda kaypaklık ve düzenbazlığı huy haline getiren, zorluklarla karşılaşmamak için işin kolayına kaçan her toplumun karakteri de İsrail oğullarının karakteri gibidir. Aynı şey günümüzde yaşayan birçok insan topluluğu için de geçerlidir. Bu topluluklar akidenin yükümlülüklerinden kurtulmak için akidenin kendisinden kaçmakta kalabalığa uymaktadırlar zira kalabalığa uymak onlara fazla bir yükümlülük yüklememektedir yüce allah bu ilahi emre sımsıkı sarılmalarının karşılığı olarak hazreti musaya ve kavmine allah'ın dininden sapanların yurdunu kendilerine miras olarak devretmeyi ve yeryüzünde onları hakim kılmayı vaat ediyor Yoldan çıkmışların yurtlarının ne hale geldiğini yakında size göstereceğim. Doğruya en yakın görüş bu ifade ile o sırada puta tapıcıların ellerine düşmüş olan kutsal topraklara işaret edildiğidir ve bu aynı zamanda onların oraya gireceklerine dair bir müjde niteliğindeydi. Ne var ki İsrailoğulları Hazreti Musa selam ve selam üzerine olsun döneminde eğitim aşamaları tamamlanmadığından ve karakterleri henüz düzelmediğinden oraya girmemişler ve bu kutsal yurdun önünde durarak peygamber şöyle demişlerdi. Dediler ki ya Musa orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya kesinlikle girmeyiz. Eğer çıkarlarsa o zaman oraya gireriz. Maide 22 Ayrıca içlerinde bulunan ve Allah'tan korkan iki mümin şahsiyetin onların kutsal yurda girmeleri ve bu göreve atılmaları konusundaki ısrarları karşısında tıpkı sahibine çifte atan hayvan gibi korkakların utanmazlığını sergileyen bir tavırla Hazreti Musa'ya cevap vermişlerdi dediler ki ey musa onlar orada olduğu sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz git sen rabbin ile savaş biz burada kalıyoruz maide 24 bu ifade İsrailoğullarının zayıflamış, parçalanmış, kaypaklaşmış karakterini gerçekten güzel tasvir etmektedir. Hazreti Musa'ya gönderilen inanç sistemi ve hukuk düzeni işte bu karakterleri tedavi ediyordu. Bu yüce ilahi emir, Musa'nın getirdiği akide ve şeriata sımsıkı sarılmasını öngördüğü gibi, kavmine bu yasaların ağır yükümlülükleri altına girmelerini söylemeyi de emrediyordu. Bu sahne ve konuşmanın sonunda yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanların, Yüce Allah'ın ayetlerinden ve direktiflerinden yüz çevirenlerin sonlarına ilişkin bir açıklama yer alıyor. Söz konusu açıklama, bu tip insanların karakterini en ince boyutlarına varıncaya kadar ortaya koyuyor, İnsan karakterlerini, tiplerini ve ruhsal portrelerini kur, anın eşsiz tasvir gücünün güzelliği ve üstünlüğü ile gözler önüne seriyor. Hashtag #at inanmazlar eğer doğru yolu görseler de o yola girmezler fakat sapık yolu görünce hemen ona koyulurlar bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları umursamamalarıdır Ayetlerimizi ve ahiret karşılaşmasını hesaplaşmasını yalanlayanların tüm amelleri boşa gitmiştir görecekleri ceza işlediklerinin karşılığından başka bir şey mi olacak ki Yüce Allah, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanlar, ne kadar delil gösterilse de inanmayacak olanlar, doğru yolu gördükleri halde, onu yol edinmeyenler, sapık yolu görür görmez hemen o yola koyulanlar hakkındaki dileğini açıklıyor, Allah onları kendi ayetlerinden yüz çevirtecektir, dolayısıyla onlardan ne yararlanabilecekler, ne de onları kabul edebileceklerdir, gözler önüne serili bulunan kaynat kitabındaki ayetlerini ve peygamberlerine gönderdiği kitaplarındaki ayetlerini onlara açmayacaktır zira onlar yüce Allah'ın ayetlerini yalanlamışlar ve onları bilerek dikkate almamışlardır Kur'an'ın sözleri ile tasvir edilen bu insan tipi yavaş yavaş zihnimizde canlanmakta ve biz onları çehreleriyle hareketleriyle görür gibi olmaktayız Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak düşüreceğim. Allah'ın kullarından hiçbiri asla haklı olarak yeryüzünde büyülük taslayamaz. Çünkü büyüklük yalnız Allah'ın sıfatıdır. Allah büyüklükte hiçbir ortak kabul etmez. Ne zaman olursa olsun yeryüzünde bir insanın büyüklük taslaması haksız yere büyüklük taslamaktan başka bir şey olamaz. Büyüklük taslamanın en çirkin şekli de yeryüzünde Allah'ın kullarını karşı ilahlık hakkını iddia etmektir. Bu hakkı Allah'ın direktiflerini göz önünde bulundurmaksızın insanlara hukuk belirlemekle kendinde görmektedir. İşte büyüklük taslamanın her çeşidi, büyüklük taslamadan kaynaklanmaktadır. Bu, bütün kötülüklerin anasıdır, başlıca kaynağıdır, geri kalan boyutları da buradan gelmektedir. Onlar görecekleri hiçbir ayete inanmazlar, eğer doğru yolu görseler de o yola girmezler fakat sapık yolu görünce hemen ona koyulurlar bu, doğru yolu gördüğü yerde ondan uzaklaşan, sapıklık yolunu gördüğünde ise ona entegre olmaya meyleden ve ondan geri duramayan bir karakter tipidir, İşte ifadenin canlandırmaya çalıştığı ve onu büyüklük taslayan bir tip olarak damgaladığı çehre de budur, bu tip, ilahi iradenin, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onları bilerek ciddiye almamaları yüzünden, sonsuza dek bu ayetlerden yararlanma yeteneğini ellerinden al almakla cezalandırdığı bir tiptir. Bugün de bu nitelikleri, bu çevreleri ve bu işaretleri taşıyan insanlara rahatlıkla rastlanmaktadır. Bu tip insanlar doğru yoldan kaçmakla, hiçbir çaba harcamadan, hiç düşünmeden ve hiç hesabını kitabını yapmadan sapıklık yoluna uymaktadırlar. Bu tip insanlar doğru yolu görmemek için gözlerini kapamakta ve ondan uzaklaşmaktadırlar. Sapıklık yoluna içleri açılmakta ve ona uymaktadırlar ve bunlar aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden sıyrılmakta, onları görmemekte ve düşünmemektedirler. Onların duyu organları ayetlerin uyarılarını ve mesajlarını algılayamaz hale gelmektedir. Allah'ın yüceliğine bak, Kur'an'ın eşsiz ifade gücünde, bu tip insanlar çarçabuk canlanmaya başlar, öyle ki, okuyucunun bu tasvir karşısında hemen, evet, evet, ben bu insan tipini tanıyorum, bu ayetler falandan söz ediyor, bu sözlerle tasvir edilip kastedilen odur mutlaka, diyesi geliyor. Yüce Allah, bu tip insanları hem dünyada, hem de ahirette yıkıma sürükleyen böyle alçaltıcı bir ceza vermekle, elbette ki zulmetmiş olmaz, tam tersine, Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onları kasıtlı olarak ciddiye almayan, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayan, her gördüğü yerde doğru yoldan uzaklaşan, işaret alır almaz sapıklık yoluna koşan bu tipe en uygun ceza budur, çünkü o, sırf kendi karakteri yüzünden, özünden cezalandırılmıştır. Kendisinin işlediği yolla felakete sürüklenmiştir. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, umursamamalarıdır. Hashtag at, işlediklerinin karşılığından başka bir şey mi olacak ki Amellerin boşa gidişine ilişkin ayeti kerimenin metninde geçen hubut kavramı habatatin nakatu deyiminden alınmıştır. Hayvan zehirli bir ot yediğinde önce karnı şişer sonra da ölürse böyle deniyordu. Bu nitelik aynı zamanda Allah'ın ayetlerini ve ahiretteki buluşmayı yalanlayanların işlediği boş hareketin karakteri ile de bağdaşmaktadır. Böyle saçma bir iş yapan kişi, insanların onu güçlü ve büyük zannetme yol açacak tarzda şişmekte, kabarmakta, daha sonra zehirli otu yemiş hayvanın öldüğü gibi ölmektedir. Ayrıca bu ceza, Allah'ın ayetlerini ve ahiretteki buluşmayı yalanlayanların amellerini boşa çıkarması ve yok etmesi açısından da gerçekten doğru olan bir cezadır. Yalnız söz konusu olan bu amelleri nasıl yok etmektedir?